Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık 2 saat civarında birlikte olacağız. Önce başlıkları paylaşacağım, ardından da sohbetimize geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. İlk başlığımız Erdoğan TÜSİAD gerilimi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD'a yönelik sert eleştirilerini paylaştı. Özellikle TÜSİAD yönetiminden NATO üyeliği sürecinde İsveç ve Finlandiya'ya yeşil ışık yakılması yönünde yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Sen bize dış politikada akıl veremezsin dedi Erdoğan. Biraz sinirliydi söyleyebiliriz. Peki neler oluyor sorusuna yanıt arayacağız. İkinci başlığımızsa özellikle dezenformasyon yasası ve bununla ilgili süreçle ilgili diyebiliriz. Kirli bilgi, kirli siyaset başlığını açtık. Zira son dönemde özellikle kürsüden yapılan bazı konuşmaların altı boş ya da yalan çıktığı, aynı zamanda sosyal medyadan birçok kirli bilginin paylaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Neler oluyor sorusuna, muhalefet neden dezenformasyon yasasına şiddetle karşı çıkıyor sorusuna da yanıt arayacağız. Son başlığımızsa genel anlamda masada ne vardı yaptığımız ve aslında bir ufuk turu da diyebileceğimiz başlık, o da Türkiye'nin dış politikasındaki hamleler. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman çarşamba günü külliyede Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. İsrail Dışişleri Bakanı geliyor. Erdoğan kısa süre önce BM Genel Sekreteri Guterres'le bir görüşme yaptı. Yani dış politikada epey sıcak bir çember var etrafımızda. Neler oluyor? Bunlara da bakacağız. Hadi başlayalım. Önce konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından sohbetimize geçeceğiz. Yusuf Alabar da 24 Güvenlik Analisti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ve Doktor Eray Güçlüer Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Herkes umarım keyfi hali yerindedir. Her şey yolundadır. Peki. Şimdi özellikle ilk başlığımızda Erdoğan TÜSİAD gerilimine hem ekonomik boyutuyla hem de dış politika boyutuyla bakmaya çalışacağız. Önce isterseniz bir hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD'a yönelik hangi eleştirilerini paylaştı, ne söyledi? Ardından sohbetimize geçelim. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi, dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün bir, bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Önce haddini bil. Haddini bil. Ve bunlar da akıllarını başlarını almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz dış politikada İsveç, Finlandiya niye bunlara karşı tavır alıyoruz? Neden? İsveç'in, Finlandiya'nın sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Şimdi Sayın Alabar'da buradan başlayalım. TÜSİAD'ın açıklamaları da, onları da biraz hatırlatabilirim isterseniz. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakılması gerektiğini, işte terör konusunda tabii sorunlar var, bunları anlıyoruz ama bunlar müzakerelerle çözülebilecek sorunlardır diye değerlendirmeleri var. Şimdi TÜSİAD bir patronlar kulübü, ekonomi kulübü ya da işte derneği. Bu anlamda baktığımızda neden dış politikayla bu kadar yakından ilgililer? Erdoğan eleştirileri hakkaniyetli ben. Şimdi sen dernek falan diyorsun ama şimdi bir dakika. Hazır Yusuf sözü almadan önce benim de bir sorum olacak. Müsaade edersen. Yusuf, şunu da bir analiz eder misin? Yani şimdi İbrahim'in sorduğu soru önemli ama bir de geçmiş tarihine baktığınızda TÜSİAD ne zaman sadece ekonomiyle ilgilenmiş? Bir de onu da bir... Eyvallah. Çalıştım dersin. Evet. O zaman biliyorum, o da var. Çalıştığın için zaten. Çalıştığın yerden soruyoruz. Peki TÜSİAD'ın geçmiş tarihinden bir fotoğraf da var. Onu da verelim o zaman. Ben konuşurken ekrana gelsin istersen. Peki. Vakti değerlendirmek buyurun açısından. Şimdi sen dernek dedin ya sevgili İbrahim. Evet. Kanarya Sevenler Derneği değil TÜSİAD. Dolayısıyla TÜSİAD'ın dernek olma vasfı herhangi bir dernek olarak izah edilemez. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisinin yaklaşık %75'inin TÜSİAD dediğimiz Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin şemsiyesinin altında faaliyet gösteren firmalara ait olduğunu biliyoruz. %75'inden bahsediyorum. Geriye kalan %25'i de küçük ve orta büyüklükteki işletme dediğimiz KOBİ'lerin altında faaliyet gösteren firmalarımıza ait. Şimdi dolayısıyla TÜSİAD'ın bu vasfı önemli. Bu bir. İki,
İsmi tarih boyunca sevgili Eray Hoca'nın da söylediği gibi negatif bir şekilde hafızalarda yer etmiş bir kurum. Bunu söyleyeceksek o zaman vesayete konuyu getirmemiz lazım. Türkiye'de ben sürekli olarak her yayında hemen hemen tekrarlarım. Bana sorsa şimdi Eray Hoca dese ki Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Turgay Hocam sorsa 20 yıllık iktidarında ne yapmıştır dese ben size ne yol derim ne köprü derim. Ne derim? Vesayet mekanizmasıyla olan mücadelesi derim. Bunun içerisine askerin vesayet mekanizmasından tutun, jüristokrasinin vesayet mekanizmasına, patronlar kulübünün vesayet mekanizmasından tutun, medyanın vesayet mekanizmasına kadar birçok konuda mücadele ederek bugünlere geldi. %100 Türkiye bu bağlardan kurtuldu mu? Asla. Şimdi dolayısıyla bu eski alışkanlıkları TÜSİAD'ın bir şekilde bünyede bir zayıflık gördüğü an tekrar tezahür ediyor. Şu an ekrana gelen de zenginler. Evet, bunlar Ecevit zamanında gibi Özal da cephe aldı. Tabii Ecevit zamanında yapılanlarla Özal zamanında yapılan TÜSİAD'ın yapmış olduğu açıklamalarla ilgili hususlar. Bakın ben TÜSİAD ile ilgili değil ama bu ülkede iş adamlarının pijamayla başbakan karşıladıklarını biliyoruz. Yani bunların hiçbirisi hamaset değil. Google'da fotoğraflarıyla mevcut. Elbette. Pijamasıyla başbakan karşılayan, pijamasıyla başbakan uğurlayan, istediğinde istediği manşeti attırtan, istediğinde 411 el kaosa kalktı dedirten, gazi meclisini vurdurtan, sizi buraya gönderen irade asılmanızı istiyor diye parmak sallayan bir komple kombine vesayet mekanizması. Bu vesayet mekanizmasının en önemli ayaklarından birisi lamı cimi yok TÜSİAD'dır. Patronlar kulübüdür yani. Evet. Hatta 28 Şubat'ta bu en ete kemiğe bürünmüş haliyle tezahür etmiştir. Türkiye'deki bu vesayet sistematiğinin içinde. İş bu sebepten dolayı TÜSİAD ismi son derece negatif bir şekilde hafızalarda yer eden, tartışma konusu olduğunda bu şekilde gazete küpürlerinden arşivin konuşturulduğu bir oluşum. Şimdi bu oluşumun iş hayatıyla ilgili yapıcı eleştiriler yapması elbette ki bir dernek olarak, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak ve ekonominin %75'ini kontrol altında tutan bir organizasyon olarak hakkıdır. Yani bir takım eleştiriler getirebilir, öneriler getirebilir. Bununla ilgili herhangi bir eleştiri getirmem ben TÜSİAD'a. Ama mesela örnek vermek istiyorum. Asıl işi ekonomi, iktisat üzerine olan TÜSİAD'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gibi harici siyasetimizle ilgili bir konuda açıklama yapmak yerine asgari ücretin 2021'in Aralık ayında belirlenmesi aşamasındaki açıklamalarını kim yaptı biliyor musun? TÜSİAD adına avukatları yaptı. Şimdi siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki ekonominin %75'ini şemsiyenizin altında tutacaksınız. En çok asgari ücretli insanı belki de kurum ve kuruluşlarınızda siz çalıştırıyor olacaksınız. En çok mu bilmiyorum. Ama asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili hususlarda açıklamanızı avukatınız yapacak. Ama İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili hususları sizin başınızdaki şahıs yapacak. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden diyorum iktisadi anlamda bir şey söyleyecek. Mesela çıkıp demeli ki TÜSİAD 4200 lira asgari ücret 2021'in Aralık ayı itibariyle yeni belirlemede Türkiye açısından kabul edilebilir değildir. Mesela. Ya da işte şu rakam olmalıdır. Bunlar yapıldı ama avukatları yaptı. Avukatı bir hanımefendinin açıklaması vardı. TÜSİAD Başkanı'nın açıklaması yok bu konuyla ilgili. Peki bunun dışında başka bir şey söyleyeyim. Şimdi sürekli olarak muhalefet partisi liderinin dilinde ne var? Beşli çete dediği bir beşli konsorsiyum var değil mi? Bunlar sadece Türkiye'de değil, Balkanlar'da, Afrika'da, Avrupa'da, Rusya'da, Azerbaycan'da otoyollar, havalimanları da dahil olmak üzere bir takım işler alıyorlar. Ve bunlarla ilgili de Kemal Bey'in ortaya koymuş olduğu çok incitici bir söylemle sanki ihaleler hiçbir ihale kanunu dikkate alınmaksızın bunlara veriliyormuş gibi söylemleri var. TÜSİAD mesela bu söylemden neden hiç alınıp da bugüne kadar yani bizim de içimizde faaliyet gösteren bu firmalar ile ilgili ana muhalefet partisinin ortaya koymuş olduğu çete yakıştırmasını kendilerine hiçbir şekilde yakıştıramıyoruz. Biz de aynı 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri örneğin pazarlık usulü 21. maddesine göre devlet ile olan ilişkilerimiz var. Biz dolayısıyla bu türden yapılan açıklamaları doğru bulmuyoruz diye bir tek açıklamasını duymazsınız değil mi? Mesela
Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli sorunlarından, bütün dünyada olduğu gibi hususlardan biri nedir? Doğrudan yabancı sermaye girişi, foreign direct investment. Bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişi ne kadar güvenip de daha çok sermaye girip yatırım yapılırsa o kadar istihdam demek, değil mi? Londra'da Kemal Bey diyor ki Türkiye'ye yatırım yapmayın çünkü Türkiye'de ne mal güvenliği ne de can güvenliği var. Şimdi TÜSİAD Türkiye'deki yatırımlarla ilgili uluslararası şirketlerle en çok içli dışlı olan bir kurum ve kuruluş. Bu ülkede iktidara namzet olan bir partinin lideri diyor ki Türkiye'ye yatırım yapmayın çünkü can güvenliği yok ve mal güvenliği yok. Bir lahza sonra aynı partinin genel başkanı ve Selin Sayek Böke isimli milletvekili yap işlet devletlerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne birçok hizmet kazandırılmış projeyi iktidara geldiklerinde el koyulacağını, öyle karşılığında para falan verilmeyeceğini söylüyor. TÜSİAD'ın bu konuyla ilgili tek kelime, ya Türkiye'de bu işler belli bir hukuk içerisinde yürüyor. Siz kimsenin malına mülküne el koyamazsınız. Türkiye'de malına el koymaktan bahsediyorsunuz ama Londra'ya gidiyorsunuz. Londra'da da Türkiye'de can ve mal güvenliği yok diye tam tersini söylüyorsunuz. Bugüne kadar hiçbir şekilde ağızlarından bir şey çıktığını bile duymadık. Bir iki örnek daha vereceğim. Şimdi 1958 ile 2008 yılları arasında tam 19 IMF ile stand-by anlaşması yapıldı. Bu IMF ile yapılmış stand-by anlaşması 19. son 2008 yılında yapılmış olunan anlaşma gereği de borçlar tamamlandığında Türkiye siyasi tarihinde ilk kez IMF ile ilişkisini kesti. 2008 yılından bu yana geçen 14 yıllık sürede de Türkiye IMF'den borç alan bir ülke değil ve bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın net bir iradesi kapıyı var. Kapıyı kapattık diyor. Bu bir. 19 IMF stand-by anlaşmasının 2001 yılı ve öncesindeki yapılanların hiçbirisi kapatılmadan tekrardan yeni bir anlaşmayla konu tazelenmiş. Türkiye'de IMF aracılığıyla çekilmiş olunan milyar dolarlık kredilerin ne kadarı devlet tarafından kullanılmış, ne kadarı TÜSİAD'ın sahibi olmuş olduğu şirketlere belli isimler altında verilmiştir. Çıksın birisi mesela bunları anlatsın. Türkiye'nin bunları dinlemeye ihtiyacı var. Şimdi dolayısıyla TÜSİAD bu konularla ilgili Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair bir takım söylemlerle hükümete don biçmesi, parmak sallaması anlamına gelir ki bu da bünye zayıf olduğunda vesayet mekanizmasının nasıl hortlayacağına dair en güzel örnektir. Oysa birazdan konuşacağız. Stockholm'de PKK İsveç'i ele geçirmiş. PKK İsveç'i ele geçirmiş. Dolayısıyla PKK'nın Stockholm'u artık esir aldığı, belediye binalarına Abdullah Öcalan'ın posterlerini görsel olarak yansıttığı bir ortamda, evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti elinde Mehmetçiğin kanı olan bu ülkelerle belli bir konuda belli bir aşamaya gelmeden onların taleplerine evet demesi mi gerekiyor? Bunun TÜSİAD ile ilgili olan boyutu nedir Allah aşkına? Peki. Şimdi Sayın Yerlikaya, buradan devam edersek aslında ben soruyu da size soracaktım. Şimdi TÜSİAD NATO'da yeşil ışık yakın bu iki ülkeye diyor ama bir yandan da işte bugün mesela Sayın İbrahim Kalın Brüksel'de müzakereleri yürütüyor Sayın Önal'la birlikte. Dedi ki yani bunların ivedilikle adım atması lazım ki biz de bu konuda pozitif bir şey görelim. Yani hiçbir şey görmeden nasıl yol alacağız dedi. Şimdi burada TÜSİAD'ın çıkışını siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir de şunu da söylemek istiyorum. Baktığımızda mesela TÜSİAD'ın o hafta bir de HDP buluşması var. Fotoğraf verir arkadaşlar. Neden acaba TÜSİAD üyeleri HDP ile bir araya gelme, onlarla bir müzakere yürütme ihtiyacı hissediyor bu süreçte? TÜSİAD, açık söylemek istiyorum, Millet İttifakı cephesinde mi acaba? Şimdi şöyle başlayalım. Aslında sivil toplum kurumları ya da herhangi bir kar amacı gütmeyen, bu alanda faaliyet gösteren ve farklı alanlardaki faaliyetlerini demokrasinin kazanımı için ortaya koyan birçok kuruluş modern demokrasiler için vazgeçilmez bir unsur. Dolayısıyla demokraside devlet ve özel alan, yani birey arasındaki bu etkileşimi sağlayabilecek, bireylerin devlete karşı sorumluluklarını, haklarını tanzim edecek, koruyacak bir mekanizma olarak sivil toplum oldukça önemli. Şimdi bizde sivil toplumun işleyiş mekanizmasına baktığımızda aslında TÜSİAD'ın 70'lerden bu yana bütün açıklamaları, Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde, kriz dönemlerinde aldığı pozisyon itibariyle durduğu yer, bu demokratikleşme mücadelesine ne kadar katkı veriyor, bir soru işareti. Dolayısıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak mı görev yapıyor ya da kendi varoluşsal durumunu daha iyi bir noktaya getirmek, kendi çıkar maksimizasyonunun adına kendi gücünü pekiştirmek için mi
bu mücadele içerisinde bir yer işgal ediyor. Şimdi bakalım 1970'lerden bu yana siz arşiv unutmuyor gösterdiğiniz gazete küpürleri üzerinden. 1979'da biliyorsunuz Ecevit hükümeti var olan içerideki koşullar, terör, güvenlik sorunları, ekonomi vesaire koşullar üzerinden ciddi bir buhran yaşıyor. Ama bu buhrana ek olarak bildiğiniz üzere TÜSİAD'ın ilanları var. Bu ilanlar üzerinden de bu buhran durumu daha da yoğun ve karmaşık hale geliyor. O zaman Ecevit hükümetinin devrilip devrilmemesinde sonradan işte TÜSİAD'daki başkanların, yönetim kurulu üyelerinin analarında birçok açıklama var. Sonra gelelim 90'lara. 90'ların öncesinde ANAP hükümeti Turgut Özal döneminde yine Turgut Özal'a karşı, Turgut Özal'ın yürüttüğü ekonomik mücadeleye karşı yine kendi çıkar maksimizasyonu adına hareket ediyorlar. Dolayısıyla burada Yusuf Bey'in de ifade ettiği gibi bir vesayet mekanizmasının aracı olarak kendilerini konumlandırıyorlar. Yine bakalım 28 Şubat öncesi ve sonrasında işte laiklik üzerinden yaşanan çatışmalarda yine bu vesayet mekanizmasının yanında yer aldığı görülüyor. Yani hem sermaye hem de sermayenin siyasetin yanında konumlandırılmasıyla birlikte burada bireylerin devlete karşı haklarını savunacak bir mekanizma olmak yerine kendi çıkarlarını konsolide eden, tahkim eden bir tırnak içerisinde sivil toplum kuruluşu olarak görülüyor. Yani aslında bunu bir koalisyon gibi görseydik masada oturmak istiyordu diyebilir miyiz? Masada oturmasına gerek yok. Masanın ne yapacağına dair bir fikir beyan ediyor ve bu yapılmadığı takdirde masanın da bozulabileceği ya da yeni masaların kurulabileceğini de ima ediyor. Şimdi bir sivil toplum kuruluşunun kendi alanı içerisindeki faaliyetleriyle biz bu sivil toplum kuruluşunu konuşuruz. Birisi sporla ilgilidir, birisi adaletle ilgilidir, birisi güvenlikle ilgilidir, birisi medya ile ilgilidir. Dolayısıyla kendi alanıyla ilgili bir takım çalışmalar yapar ve bunu yine bireylerin lehine olacak şekilde kamuoyuna aktarır. Şimdi TÜSİAD'ın 70'lerden bu yana kamuoyunda tartışılma konularına baktığımızda bunlar üzerinden değil de krizler üzerinden gündeme geldiğini görüyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada sert bir eleştiriyle gündeme getirdiği şey TÜSİAD'ın evet ekonomiyle ilgili eleştirileri dikkate alınmalı. Bu yöndeki projeksiyonları karar alıcılar tarafından değerlendirilmeli. Eleştiriler yine dikkate alınmalı. Ama burada Türkiye'nin güvenliği gibi bir mesele söz konusu iken İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir durumda yeşil ışık yakılması gerektiğine dair bir söylem ortaya koyulması Türkiye'nin pozisyonuyla çok zıt. Zaten altılı masa içerisindeki siyasilere baktığımızda bu konuda çok farklı yaklaşımların olduğunu görüyoruz. TÜSİAD'ın yanı sıra. Şimdi Türkiye'nin burada çok ciddi bir mücadelesi var. Bakın bugün İbrahim Kalın'la birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı bu mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriyorlar. İstişarelerde bulunuyorlar. İnanın Türkiye içerisinde hem TÜSİAD'ın hem de CHP Genel Başkanı'nın başdanışmanı Çeviköz'ün açıklamalarına baktığımızda İsveç ve Finlandiya Başbakanı'nın bile açıklamalarıyla mukayese edilemeyecek bir Türkiye karşıtlığıyla karşı karşıyayız. Onları yakından takip ediyorum bu krizin başından itibaren. Onlar çok ılımlı bir şekilde Türkiye'nin güvenlik reflekslerini anlayan, endişelerini anlayan ve bu konuda çözüm üretme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen bir yaklaşım sahibi. Bugün bakalım 1 Temmuz'da İsveç'te terörle mücadele anlamında yeni bir yasanın yürürlüğe gireceği söyleniyor. Bu Türkiye'nin kazanımıdır. Ya Türkiye burada zaten şunu ifade ediyordu. Uzun yıllar boyunca sadece İsveç ve Finlandiya üzerinde değil, Almanya'da özellikle Yunanistan'da, Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerde PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin propaganda yapmasına, geniş bir alan bulabilmesine, orada siyasi bir ağırlık kazanmasına karşıydı. Bu alanda engelleyici bir takım adımlar atıyordu. İşte buradaki üyelerin, terör örgütü mensuplarının iadesini talep ediyordu. Bu anlamda bir cevap alamıyordu. Bugün elinde ciddi bir koz var ve Türkiye güçlü. Hem Çeviköz'ün hem de TÜSİAD'ın bu anlamda Türkiye'nin güvenliğini ön plana alan açıklamaları kenara bırakarak kendi yine oradaki çıkarlarını maksimize etme adına ürettikleri siyaset Türkiye'nin güvenlik yaklaşımıyla, Türkiye'nin uluslararası çıkarlarıyla çok uyuşmayan bir
siyaset anlamına geliyor. Peki. Şimdi Sayın Güçler, İsveç'teki PKK görüntülerini de yorumlamanızı isteyeceğim bu kapsamda. Şimdi HDP'nin TÜSİAD'da buluşması, aynı zamanda İsveç ve Finlandiya konusunda TÜSİAD'ın bu çıkışı yapması. Bu süreçte PKK'nın da biz buradayız kardeşim bir dakika, İsveç'te bizim elimizde de bir meydan okuması mı söz konusu? Zira hani görüntüler, fotoğraflar arkadaşlardan mozaiklemeni rica ettim ama işte baya baya meydan okuyan turist başının işte dev posterlerin asıldığı, işte dağlarda aramayın buradayız mesajlarının paylaşıldığı açık bir meydan okuma. Daha ilginci, hükümet temsilcileri bunları yalanlamaya çalışsa da, PKK ile ilgisi olmadığını söylemeye çalışsa da, direkt yapanlar da PKK ile ilgili diye mevzuyu net olarak ortaya koyuyorlar. Demin Yusuf satır arasında önemli bir şey söyledi. Bir başka yerde de benzer bir programda ben de aynı şeyi söylemiştim dün. Yani artık PKK terör örgütü İsveç'in kılcal damarlarına kadar girmiş durumda. Yani burada İsveç PKK'dan kurtulabilir mi? PKK'nın o İsveç'i kontrol edebilme kapasitesini def edebilir mi? Ondan şüpheliyim. Yani İsveç'in başı büyük belada aslında. Özür diliyorum. Evet, İsveç'in başı gerçekten büyük belada yani. Şimdi buyursunlar, görsünler. Bakın İsveç bir şeyler yapmaya kalktıkça içindeki şeytan uyanıp İsveç'i rahatsız eden pozisyonlar üretmeye başlıyor. Hem İsveç'i Türkiye karşısında ve dünya kamuoyunda önünde zor durumda bırakıyor. Hem de gerçekten artık kontrol edilemez, en azından İsveç'te kontrol edilemez bir pozisyonda olduğunu da göstermek suretiyle aslında çok da önemli Avrupa'ya bir meydan okuma yapıyor. Yani bugün terörle iş tutanların bumerang etkisiyle bir gün gelip terör onların nasıl başını yakacaklarını şu an İsveç'te canlı yayında izliyoruz efendim. Onu size söyleyeyim. Gerçekten bu çok ciddi bir paradoks yaşıyor şu an İsveç. Şimdi şöyle TÜSİAD meselesine girecek olursak, ya ben çocukluğumdan beri hep ne zaman aklıma TÜSİAD gelse ya da TÜSİAD ifade edilse normalde para gelmesi lazım değil mi? Yani hani para, ekonomi, fabrika, işçiler falan gelmesi lazım. Ama bakın yani isterseniz anket yapsınlar. Türk toplumunun düşün dünyasında TÜSİAD sembolleştiren o zihindeki imgeler birinci öncelikli para ya da ekonomiyle ilgili değil. Siyasetle ilgili. Hep de bir ayar veren konumundaymış. Tam da onu diyeceğim. Yani o yüzden Yusuf'tan rica ettim. Yani burada geçmişine bakıldığında nasıl bir pozisyon orada. Her zaman hükümete ayar veren, her zaman siyasete dizayn eden, siyasetçileri yönlendiren, yönlendiremediklerinin de işte bir şekilde enterne eden bir kuruluş olarak hep bugüne kadar hatırlıyoruz. Ve görüyoruz ki yani şu an Cumhuriyet tarihinin en güçlü, Atatürk'ten sonra belki de en güçlü muktedir siyasi iradesi devletin başındayken bile görüyorsunuz yani şimdi işte efendim Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yakın. Şimdi analiz edeceğim o zaman bakalım. O zaman bakalım. Şimdi efendim asker olarak baktığımızda NATO bir askeri kuruluş değil mi? Evet. Bir savunma kuruluşu değil mi? Evet. Ne korkusu var buradan? Rus korkusu var. Rusya'nın öyle deniyor. Hı hı. Hani ona ne kadar katılınır katılma ayrı bir tartışma konusu. Hadi diyelim ki öyle olduğunu farz ve kabul edelim. İsveç ve Finlandiya'nın, acaba TÜSİAD biliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın toplam askeri gücünün NATO'ya katıldığı zaman hiçbir şey yapmayacağını biliyor mu? Söylüyorum yani. Yedekleriyle birlikte İsveç ve Finlandiya'nın toplam askeri gücünün NATO'ya hiçbir katkısı yok efendim. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Yedekleriyle birlikte bütün silah ve askeri gücü ve potansiyel askeri kapasitesiyle birlikte Rusya'ya tehdit bile olamıyorlar. Yani peki o zaman TÜSİAD'a sormak lazım yani. Bakın Nestel soruyoruz. Neden siz bu iki ülkenin NATO'ya girişini destekliyorsunuz? Ya da bu konuda bir telkinde bulunuyorsunuz? Neden? Yani askeri açıdan ne tehdit ne katkı. Ve o yani zaman Batı ile ilişkileri güncel ve sıcak tutmak üzerinden bir değerlendirme yapıyorlar. Yani Batı ile iyi geçinmemiz lazım üzerinden bir değerlendirme yapıyorlar. Şimdi baktığımızda özellikle Finlandiya'nın jeopolitik konumu Rusya'yı kuzeyden çevrelediği için Amerika için bir değer ifade ediyor.
Yani burada NATO üzerinden Amerika'nın Rusya'yı çevreleme politikasının kuzey parçası bu iki ülke. Şimdi bunu bilelim. Şimdi tamam, Türkiye buna karşı çıkmıyor. Türkiye neye karşı çıkıyor? Teröre karşı çıkıyor. Şimdi tam da bakın, o kadar önemli bir görüşme var ki, siz de söylediniz işte, Sayın İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet bu konuyla ilgili görüşmeler yapar iken. Brüksel'de. Yani şimdi tam da yapar iken, ya bırakın girsinler, lafı kime hizmettir, kime destektir? Teröre değil mi? Yani Sayın İbrahim Kalın orada neyi görüşüyor? İki şey söylüyor efendim. Yani iki şey. Bir, arkadaş biz yıllardır bu terörle mücadele konusunda akademik çalışmalar yapıyoruz, askeri stratejiler üretmeye çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüzü, bizim gibi pek çok insan Türkiye'de bu konuya kafa yorarken hep şunu söylemiyor muyuz? Terörün dış desteği kesilmelidir. Şimdi Avrupa ile iyi ilişki kuracağız diye terörün desteğinin devam etmesi gibi bir varsayımı kabul edebilir miyiz? Hangisi? Para mı, güvenlik mi? Para mı, beka mı? Ya beka sağlanmadan para olabilir mi zaten? Yani böyle bir aymazlık olur mu? O zaman peki hangi akla hizmetle bu tür şeyler ifade ediliyor? Bunu anlamak güç. Son olarak şunu söyleyeyim İbrahim. Bakın, TÜSİAD siyaset yapmak istiyorsa, ki gördüğümüz kadarıyla işte HDP ile falan görüşüyor, yapabilir. Ama güvenlik siyaset üstü bir meseledir. Bunu da sakın unutmasınlar. Güvenlik siyaset üstü bir meseledir. Kim siyaset yapmak isterse bazı konuları siyaset üstü tutmayı da bilmesi lazım. Peki. Şimdi Sayın Alabar'da burada ekonomi boyutundan da meseleye bakarsak, yani TÜSİAD'ın çıkışıyla ilgili olarak mesela baktığımızda Patronlar Kulübü'nün aslında kazandığını görüyoruz. Nereden bunu görüyoruz? Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs ayı vergi rakamlarına bakıyoruz. Kurumlar vergisinde %505'e varan bir artış söz konusu. Yine diğer vergi oranlarında %200'ün üzerinde bir artış sonucu konusu. Mayıs ayında 289,72 milyar liralık vergi toplanmış. Geçen yıla göre %214 artış var. Kurumlar vergisinde de yine %505'lik bir artışa 152 milyar liralık bir gelir söz konusu. Şimdi buradan baktığımızda belli ki vergi ödeyebildiğine göre, yani bu parayı yatırabildiğine göre bir şekilde bunu kazanmış olmalı iş dünyası. O zaman bunu biraz da çalışanlarla paylaşma konusunda daha cömert olmaları ve hükümete biraz da bu konuda destek vermeleri doğru olmaz mı acaba? Ben orasında değilim işin ama şurasındayım. Yani pasta ne kadar büyürse Türkiye'nin de o kadar büyüyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla ben fakirlikte eşitliği savunan bir ülke olmaktan ziyade zengin olup farklılaşan bir ülke olmayı her zaman tercih ederim. Dolayısıyla pastayı büyütmeksizin büyüyebileceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımızda da sevgili İbrahim, TÜSİAD'ın, yani TÜSİAD şemsiyesi altındaki şirketlerin her geçen gün daha portföylerini büyütmesi, daha fazla istihdama yol açması, daha fazla ihracat yapması benim karşı çıkacağım bir husus olmaz. Yok kimse deme. Ya kimse deme. Yani Türkiye'de bıraksan her yeri kamulaştıracak adam var. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi lokanta açıyor. Bu benim savunabileceğim bir şey değil. Yani bu tabii ki benim perspektifim. Neden? Ya şimdi yan taraftaki lokantacı esnafının suçu ne? Ben aynı tepkiyi bu tarım kredi kooperatifleri açılırken de uzun vadede başarılı olmayabileceğini bu ekranda söyledim. Yani lafımı eğip büken bir adam değilim ki ben. İşte bugün geldiğimiz noktada istenilen performansı sağlamadıklarını gün gibi görüyoruz. Çünkü kamucu zihniyet odur yani. Özel sektör fırsatları sürekli olarak koklar ve bununla ilgili olarak da, bak bununla ilgili çok enteresan bir şey anlatmak istiyorum. Hafta sonu üniversite sınavı vardı. Üniversite sınavına gittiğimizde veliler çocuklarını getirmiş. İşte çocuklar üniversite sınavı için içeriye alınıyor. 3-4 tane orada dilenci gördüm. Ve ettiği dua şuydu: Allah çocuklarınıza zihin açıklığı versin. Bu bir özel teşebbüs hikayesidir İbrahim. Oradaki fırsatı görüp velilerin vicdanına hitap edip fırıldak bayramda satılır misali, çok güzel dualarla parsayı topladılar ve gittiler. Özel sektör böyle bir şeydir. Bir yerde bir fırsat gördüğünde devlet orayı kalkıp bilmem ne yapıp işletinceye kadar o iş işten geçer. Yani dolayısıyla şimdi siz lokanta açarsanız o zaman berber de açarsınız. Devlet berber dükkanını işletmeye başladığı gün
mağara adamı gibi de hepimizin gezdiği gündür sevgili İbrahim. Şimdi dolayısıyla TÜSİAD'ın büyümesini yani özel teşebbüse, özel sermayeye, hür teşebbüse, serbest piyasa ekonomisine bu konularda itimat eden birisi olarak beni rahatsız etmez. Ama bu büyüme oranlarına rağmen hala bu konularla ilgili bir takım vesayet mekanizmalarını çağrıştıracak şekilde parmak sallayarak bu konularda işte harici siyasetle ilgili falan açıklama yapıyorsanız bu şu demektir. Biz bu büyüme rakamlarıyla ilgili husus zaten sağ cebimizde garanti. Ama eğer siz IMF'den bir standby daha yapar da belli bir miktarını bizimle paylaşırsanız o bizim için alayı bala olur. Şimdi diyeceksin ki ya şey yapıyor, suizan ediyorsun. Suizan etmiyorum. 19 tane IMF anlaşması yapılmış. 19. da IMF ile ilişkimizi kesmişiz 1950'li yıllardan itibaren. Bu gelen paraların gerçekten dağılımını yani kaçı devletin gerçek ihtiyaçlarına... Türk ekonomisi IMF'ye teslim edildi. Evet. Yani Türk ekonomisinin başına Merkez Bankası dahil kimin geleceğiyle ilgili hususlarda IMF söz sahipliği yaptı. Hatta Erdoğan bir IMF yöneticisine sen alacağın paraya bak kardeşim ülkeyi nasıl yöneteceğimi sana soracak. Tabii ki. Bu sadece işte. Peki TÜSİAD da mı böyle? Fuat Doğu'nun anılarını okuyalım ne diyor? Ben Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başı olarak diyor. Beni Sinop'a götür diyen Amerikalıyı götürmekle şeyim. Benim bütçemi dahi CIA şey yapıyor diyor. Hazırlıyor diyor. Kim diyor bunu? Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın müsteşarı söylüyor. Anılarında söylüyor. Doğru. Şimdi bunların hepsi şeydir. Şimdi bu durum kalmadı. Şimdi dolayısıyla TÜSİAD'ın bu kar oranlarında gerçekten herhangi bir şekilde benim itirazım yok. Ama bu konularla ilgili bu kadar karınız varsa o zaman dediğiniz noktaya gelelim. Tabii ki çalışanın da bundan istifade etmeli. Güzel bir kadim Türk deyişi vardır. Şeyh Edebali'ye bunu söylerler ama ona ait olup olmadığı da tartışmalı. Ne diyoruz biz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Evet. Yani bu anlamda siz işçinize, çalıştırdığınız insanlara karınızı ne kadar paylaşırsanız, sadece TÜSİAD olması için söylemiyorum, her yer için bunu söylüyorum. Ne kadar paylaşırsanız, ne kadar onların dertleriyle hemhal olursanız, şirket olarak da, ülke olarak da daha iyi yönetilmiş olursunuz. Bir ses var, dinlettirebilir miyim? Tam bu konuya aslında denk gelen bir ses. CHP sözcüsü Faik Öztürk kısa süre içerisinde yaptığı açıklamaları bir paylaşmak istiyoruz. Zira bir yandan CHP kasa tam takır diye siyaset geliştirirken diğer yandan da Sayın Öztürk kasada 500 milyar lira var asgari ücret için bunu kullanın diye açıklamalar yaptı. Bir izleyebilir miyiz gelsen? Yandaşa, faizciye, rantçıya ise çok iyi. Sürekli vatandaşın kesesinden alıyor. Yandaşın, faizcinin, rantiyenin kasasına koyuyor. 500 milyardan fazla kasasında para var hazinenin. Dolayısıyla bir an önce hiç kimseyi bekletmeden tüm bu maaş ayarlamalarını yapmaları lazım. Şimdi burada samimiyet meselesi önemli siyasette diye düşündüğüm için bir de Kılıçdaroğlu'nun bu asgari ücret konuşurken geçen yıl yaptığı açıklama vardı. 5376 lira devlet mutlaka para versin diye zammı yaparken 2300 küsürlerden. Kendisi de sonra CHP'li belediyeler siz 4500 lira yapın demişti. Neden 5200 lira vermemiş o zaman? 384 dolar olacak diye tutturdu kendisi vermedi ama. Ya işte böyle ne bu? Taç giyen baş akıllanırmış. Şimdi mesela İstanbul'da ulaşım cüzi bir rakam üzerinden yapılacaktı. Hatta mümkün olduğu kadar alınmayacaktı. Şimdi diyorlar ki ama akaryakıt kaç kat arttı. Doğru. Peki siz iktidara geldiğinizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni o gün için yönetenler akaryakıtı bila bedel mi alıyorlardı? Ne yapıyorlardı? Gidip de Marmara Denizi'nden mi depo dolduruyorlardı? Yani bunlar popülizmdir. Popülizmin bizi getirip bırakacağı nokta duvara toslamaktır. Yani 5300 lira olsun, 10 bin lira olsun, 15 bin lira olsun, 20 bin lira olsun. Şimdi siz bunu tabii bu şekilde söyleyebilirsiniz. O zaman hadi yapın. Kemal Bey'in İstanbul'a 2009'da belediye başkanı olmak için aday vermiş yani olduğu adaylık sürecindeki söz neydi? 600 lira. 600 lira 2009'un evet parasıyla yani bugünün evet parasıyla 3-4 bin liraya tekabül eden bir parayı verecekti. Her haneye çalışmayan kadınlara verecekti. Cumhurbaşkanının başbakan olduğunda meclisteki çok efsane bir konuşması vardır. Şimdi CHP'nin başına genel başkan oldun. İzmir Büyükşehir Belediyesi sizde. Hadi ver dedi. Hadi ver. O yüzden yani vermek, dağıtmak, tamam kimi neyi nereden veriyorsun? Devlet dediğin Merkez Bankası'nda bir tane matbaa kurmuş da canı sıkıldıkça para basıp da isteyene istediği kadar dağıtan bir mekanizma değil. Şimdi Faik Öztürk'ün da dolayısıyla bu konuyla ilgili önce hazine tam takır demesi,
arkasından bilhassa sonra yaptığı konuşmada hazinede... Arada bir iki ay bile yok. Tabii yani, ki 500 yani, milyar liradan fazla para var dağıtın demesi bununla alakalı olan bir husus. Dolayısıyla popülizmden uzak durmak lazım gelir ama Faik Öztürk bizi şaşırtmıyor. Faik Öztürk S-400'leri Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde aldık diyebilmiş bir şahsiyet. Ama bu CHP açısından bizi şaşırtmıyor. Tuncay Özkan Marmara'yı Necevit tarafından yapıldığını iddia ediyor. Yani birisi de kalkıp gelse dese ki kardeşim bu ülkede Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de rahmetli Ecevit yapmıştı dese altına 60 bin tane beğeni koyacak adam var bu ülkede. Peki. Şimdi üstadla devam edeceğim ama hem bu Faik Öztürk'le ilgili bir değerlendirme almak isterim hem de özellikle bu işte Almanya üzerinden Türkiye ile bir kıyaslama yapan geniş bir kitle var. Şimdi hafta içerisinde hem Deutsche Welle'de hem de Euronews'te Alman emeklileri yaşadıklarına dair haberler paylaşıldı. Kısacık da olsa onu bir izlettirmek istiyorum izleyicilere. Çünkü kıyaslama yaparken neyi neyle kıyasladığımızı iyi tartmalı, değerlendirmeli ve vicdanımızla bu işleri yorumlamalıyız diye düşünüyorum. Bir izleyelim kısacık, ondan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Şimdi bu Deutsche Welle ve Euronews'in Twitter hesabındaki was mesajları. Was mir pro Tag bleibt, das sind 5,60 €. Also 5,60 € pro Tag. Ja. Und wenn mein Fernseher kaputt ist, Sense. Ist die Waschmaschine kaputt, Sense. Das ist das Leben. Von wegen mal ausgehen, Konditoren oder so. Och, das brauchen wir ja nicht, wir existieren ja nicht mehr. Wir werden ja totgeschwiegen. Da drüben, Markt. Ist auch, man guckt manchmal, aber... Şimdi bir yandan alt yazılardan takip ediyorsunuzdur da biraz anlatmaya çalışayım. Almanya'da bir emeklinin bir gününü, daha doğrusu yaşamını işte belgesel tadında bir kısa haber yapmışlar. İşte en uzaktaki markete gidiyor, Ali Market'e. O da belli ki bir Türk marketi çünkü en ucuz orasıymış. Her gün o yolu yürümek zorundayım diyor. Çünkü günlük diyor 5,60 € diyor bana kalan para diyor. 5 euro 60 centleri tüm ihtiyaçlarımı karşılamam lazım. Televizyon bozulursa, su damlatmaya başlarsa musluk ya da işte çamaşır makinesi arızası bittim diyor. Yani torunlarıma bir hediye almak için aylarca para biriktirmem gerekiyor diyor. Durum bu. Euronews'te de yine bir tane belgesel var. Orada da insanların gıda bankalarına artık muhtaç hale geldiği ve uzun kuyruklar olduğu, gıda bankası yetkililerinin de devlet bize gereken desteği vermiyor. Biz artık insanlara gıda sağlamakta çok zorlanıyoruz diye anlattığı meseleler var. Şimdi buradan meseleyi yorumlamak gerekirse diye sormak istiyorum. Şimdi muhalefette az önce Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Alabar da söyledi. Popülizm yapmak kolay ama gerçeklerle yüzleştiğiniz zaman toz pembe bir dünyada olmadığını görüyoruz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü sürekli olarak muhalefette Almanya bizi kıskanıyor ha 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 diye dalga geçen mesajlar paylaşan bir kitle var. Uzun zamandır ben sosyal medyayı takip eden, yani iletişim alanıyla ilgili olduğum için takip eden bir insanım. Özellikle son birkaç sene özelinde bu sosyal medyadaki karşılaştırmalar üzerinden Türkiye'ye çok ciddi bir karşıtlık üretiliyor söylem alanında. Şimdi baktığımızda elbette Türkiye'de son bir sene içerisinde alım gücünün düşmesi anlamında çok ciddi bir problem var. Enflasyon anlamında da çok ciddi bir problem var. Ama Türkiye 20 Aralık'taki bu kur korumalı mevduat kararı itibariyle yeni bir ekonomik yol haritası belirledi. Ve oradaki yol haritasının en temel hedeflerinden bir tanesi ihracat, büyüme, istihdam ve üretim. Dolayısıyla bunun üzerinden belli fedakarlıklar yapmayı göze aldı. Şimdi dünyanın birçok yerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde bile enflasyonun önemli ölçüde eleştirilecek bir boyuta geldiği görülüyor. Zaten Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde Ukrayna savaşından mütevellit ciddi bir kriz var. Yani bu belki Türkiye ile ciddi bir biçimde mukayese edilmeyebilir ama orada da alım gücünün düştüğüne yönelik halkta bu izlediğimiz video özelinde baktığımızda ciddi bir eleştirel damar oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin bir problemi değil. Türkiye daha fazla etkileniyor olabilir belli yapısal nedenlerden ötürü. Ama bu mukayeseleri ciddi bir biçimde hakkaniyetle yapmamız gerekiyor. Mesela bugün Brüksel'de genel grev var. Uçaklar mesela kalkamadı. Toplu taşıma aksadı ve tartışma şuradan devam ediyor. Sendikalar diyor ki bize diyor enflasyon oranına zam yapacaksın. Hükümet diyor ki ben artık enflasyon oranına size zam veremem. Ya şeyi hatırlayalım. Bence çok önemli bir örnek.
Bu pandemi dönemi başladığı andan itibaren Türkiye'de, hatırlayın, bu az önce bahsettiğiniz Türkiye'de Türkçe yayın yapan uluslararası servisler, haber ajansları ciddi anlamda Türkiye'nin kapasitesini sorunsallaştırmaya dönük bir haber içeriği ürettiler. Evet, onu çok konuşmuştuk burada da. Yani Türkiye'nin pandemiyle mücadelede çok ciddi bir tahribat yaşayacağını öngördüler ve bununla ilgili bir senaryo yazdılar. Senaryo gerçekleşmedi. Türkiye bu anlamda ciddi bir kapasite gösterdi. Bakın, hatırlayalım. Pandemi döneminde ulus devletin ne kadar önemli olduğunu bugün belki Ukrayna-Rusya savaşı üzerinden de anlayabiliyoruz. Orada da anladık. Her devlet kendi üzerine düşeni, kendi halkı için en iyisini yapmaya çalıştı. Birlikler, kolektif örgütler bu anlamda bir kenara bırakıldı. Evet. Avrupa Birliği içerisinde hem birlik üyeleri hem birliğe aday ülkeler Avrupa Birliği idealinin ne kadar gerçekçi olmadığını tabii tartıştılar. Avrupa Birliği yalanmış hepimiz açıklamaları yapıldı. Vučić, Sırbistan Başbakanı bunu ifade ettiler. Şimdi orada da ciddi bir kriz var. Dolayısıyla yani Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaş olmasaydı zaten ihracatın ithalatı karşılama oranında ciddi bir yükseliş olacaktı. Cari açık verilmeyecekti. Zaten Cumhurbaşkanı da ifade etti. Enerjiden kaynaklı bir cari açık var. Evet. Enerjinin geldiği fiyat ortada, doğalgaz ve petrol üzerinden baktığımızda. Yani bu anlamda savaş öncesinde mesela Rusya ekonomisini ileride nasıl bir olumsuz tabloyla karşılaşacağı yönündeki varsayımlar, öngörülerde bir anlamda boşa çıkmış oldu. Şimdi gelelim TÜSİAD'a. Burada mesela son günlerde TÜSİAD'a üye kuruluşlar ve sermaye açısından baktığımızda %300'lere varan kar oranlarıyla açıklandığını görüyoruz. Evet. Ergün Atalay, hatırlarsınız, Cumhurbaşkanı'yla AK Parti genel merkezinde görüştükten sonra basına çok kısa bir açıklama yaptı. Orada rakamlarla ilgili bir tartışma ortaya atıldı. Ben dedi rakamları burada telaffuz edemem, çalışılıyor. Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi dedi. Ama orada mesela CHP'nin talepleriyle ilgili bir soru yöneltildi. 6000 rakamları telaffuz edildi. Burada dedi işverenler elini taşın altına sokması gerekiyor. Yani burada devlet kendi üzerine düşen görevi bundan önce asgari ücretin arttırılma meselesinde zaten yapmıştı. Şimdi işverenlerle ilgili temel meseleyi Ergün Atalay gibi bir insan söyleyebiliyor, bir yetkili söyleyebiliyor. Aslında Şekip Avdagiç, İTO Başkanı da açıklama yaptı. Yani patronlar elini cebine atsın, çalışanlara destek versin diye söyledi. Net kar elde ediyorsun. Çünkü zor zamanlardan geçiliyor. Evet, yani. Çok açık yani. Kamuoyuna zaten kar oranları duyuruluyor. Kendi personellerine ne kadar maaş verdikleri de ortada yani. Bu Türkiye ortalamasının ne kadar üzerinde, enflasyonla ne kadar yarışabiliyor. Bunlar hepsi çok açık bir biçimde ortaya koyulmalı. Bir de son olarak TÜSİAD'la ilgili şu meseleyi ifade edelim. Yani bu dış politikayla ilgili müdahaleleri bağlamında. Yani gerçekten İsveç'in, ben büyükelçilerini takip ediyorum Yusuf Hocam. Başka ülkelerdeki işte hani El Cezire'de, CNN International'da ne anlatıyorlar Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin? İnanın Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok dikkate alıyorlar. Evet. Bunu gidermeye çalışıyorlar. Ama Ünal Çeviköz, ki önemli bir isim, eski hariciyeci, CHP'nin genel başkanının dış politika danışmanı, yani TÜSİAD'dan daha vahim bir açıklama yapıyor. Taktik bir hata diyor. Şimdi bu neresinden bakılırsa bir problem. Yani ekonomiyle ilgili konuşmamız gereken bir mesele de biz TÜSİAD'ı 70'lerden bu yana Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesi içerisinde TÜSİAD dediğimizde aklımıza gelen imge, benim en azından o, bir tür vesayet mekanizması olduğudur. Tabii. Yoksa ekonomiyle ilgili eleştirileri dikkate alınmalı, karar alıcılar nezdinde tartışılmalı ve bir sonuca ulaşılmalı. Ama siyasete müdahale yoluyla değil. Ki yani Yusuf Hoca çok iyi ifade etti. Kılıçdaroğlu, hatırlayalım, Kanal İstanbul'la ilgili tartışmada dedi ki alamaz bizden parasını da diyor. Evet. Yani hukuki de değildi, uluslararası hukuka da aykırıydı. Hiç bunlar TÜSİAD'ın ilgilenmesine girmiyor mu ya? Hocam bir çalışmaya atıf yapayım. Ya isimlerini de analım. Hatice Karahan'la Nigar Tuğsuz Hoca son zamanlarda bu bankacılık sektöründe, özel bankalarda başörtülü çalıştırılma oranına ilişkin bir makale yazdılar. Ve inanılmaz düşük bir oran. Yani sırf Batı'daki bu İslamofobik eğilimlerle yarışacak düzeyde. E nerede duruyor o zaman? Bir soru ben işareti. Ben o zaman buradan bir eleştiri getirebilir miyim? Bak, Türkiye'nin en büyük patronlarından bir tanesi benim bulunduğum şirkette Google'larlarsa kim olduğu da gözükür. Açık bilgi, başörtülü ve sakallı insan çalışamaz diyor. Şimdi ama o zaman dönelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittin, ev kiralayacaksın. Bir adam geldi, karı koca, bir tane çocuğu var. 3.500 dolar teklif etti. Başka bir aile geldi. 5 çocuklu, Hispanik kökenli.
İşte 3500 dolar teklif edilen eve 4000 dolar teklif etti ve sonra ona 4 çocuklu diye vermedin. Hispanik diye vermedin. Direct discrimination, ayrımcılık suçundan dolayı seni alırlar, gerekli yargının önüne çıkartırlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hala birileri bankacılık sektöründe çalıştırdığı şirketlerde şirket benim değil mi kardeşim, bir tane bile başörtülü buradan içeri giremez şeklindeki ifadesini hiç tereddüt etmeksizin söyleyebiliyorsa, o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu konularla ilgili lütfen elini taşın altına, bu konularla ilgili zaten birçok konuda gövdesini taşın altına soktu ama buna da dur denmesi lazım. Peki. Ya bunu bu kadar rahat söyleyememeli insanlar. Peki. Şimdi CHP sözcüsü Faik Öztürk'ün kendisini yalanlaması üzerinden devam edersek şöyle bir sorum olacak. Yani kasa tam takırdı diye sonra da 500 milyar lira var bunu verin demesi bir ironi ama şimdi CHP'leri Kılıçdaroğlu'nda geçen hafta konuştuk aslında. Kur korumalı mevduat hesabı ile ilgili olarak bir açıklaması vardı. Bunu dedik işte bunlar nasıl milliyetçi dedi. Cumhur İttifakı'ndan bahsediyor. İşte dönüp dolaşıp işte geldiler kur korumalı mevduat hesabına. İfadeyi de okuyayım. Siz kim milliyetçilik ki? Milliyetçilik kendi parasını, halkını, bayrağını, vatanını, insanını savunan insan demek. Benim bildiğim milliyetçilik budur. Geçen hafta bunu konuştuk. Şimdi uzun süredir kur korumalı mevduat hesabının 100 milyarlarca lira zarara soktuğunu ülkeyi söylüyorlardı. Ancak Bakan Nebati açıklama yaptı. Dedi ki kardeşim 21 milyar lira bize yükü var. Ancak kur korumalı mevduat hesabı olmasaydı 400 milyar liradan fazla bunun ülkeye zararı olacaktı. Çünkü dolar alıp başını gidecekti. Sorun da şu. Mesela enstrüman getiriyor Erdoğan, diyor ki kur korumalı mevduat hesabı diye bir şey getiriyorum ben ve doları burada frenliyorum diyor. Muhalefetin böyle bir misyonu ya da görevi yok mu? Yani onların da bir çözüm getirmesi gerekmiyor mu? Sadece kur korumalı mevduat hesabına bu kadar düşmanlık ne getiriyor ülkeye? Şimdi o kasa tam takır lafı, bakın daha 70'li yıllardan beri hep CHP'nin söylem stratejileri bir parçası olmuştur. İşte kazan boş tencere, kasa tam takır. Hı hı. İşte ülkeyi peşkeş çekiyorlar filan. Bunlar çok klasik, hani geçmişte de hep üretilen argümanlar. Yani maalesef hani hani işte bu mesela SİHA konusunda da yine hatırlarsanız bir ikinci bölümde gireceğim için almadım ama ismi her neyse bir tanesi işte orada çıkıp da böyle absürt, hani Türkiye'nin milli çıkarlarıyla örtüşmeyen, tam tersi aykırı söylemler. Yani biz şunu özledik efendim. Yani bakın bir vatandaş olarak ben siyasetçi değilim ama ya hakikaten çözüm üreten bir muhalefeti özledik ya. Yani sadece hassasiyetleri istismar üzerinden politika üreten bir yapı artık görmek istemiyoruz. Yani hakikaten etkili bir muhalefet. Hani sorun mesela diyebilirsiniz kasa tam takır. De ki o zaman şöyle dolduracağız. Bu da yok. Yani işte atıyorum SİHA insanlık suçudur. Ama terörle mücadelede şöyle mücadele edeceğiz. Bir şey üretmek. Ya burada maalesef kasıtlı olarak bazı siyasi grupların işte ağırlıklı olarak da CHP'nin içinde maalesef bunları görüyoruz. Ülke aleyhine olabilecek, başta güvenlik olmak üzere her türlü konudaki hassasiyeti hani istismara doğru çevirebilecek ve toplumsal bir nasıl diyelim tepki oluşmasını sağlayacak. Toplumda bir hoş olmayan o dinamikleri harekete geçirebilecek yangına su taşımaya çalışıyorlar. Yani hep gördüğümüz manzara bu. Ancak artık Türkiye eski Türkiye değil. Hani baktığımızda da yani insanlarımız artık çözüm üretmeyen hiçbir siyasi oluşuma da prim vermiyorlar. Yani şimdi evet bakın işte doğal olarak söylüyoruz işte Almanya'da böyle diğer ülkeler Amerika'da bile ya 2 dolardan 5,5 dolara çıktı şey benzinin galonu yani. Kaliforniya'da 6,75 oldu. Yani şimdi 3 kat artmış bakar mısınız? Ki bunların kendi petrolleri var. Dünya enerji piyasasını Amerika kontrol ediyor. Ve tarihinin en büyük enflasyonuyla karşı karşıyalar. Yani küresel bir krizden etkileniyoruz doğal olarak yani. Ama o kadar çok yani bu konularda bir mücadele, bir gayret gösteriliyor ki. Şimdi size şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de siz eğer sorunlara çözüm getiremiyorsanız bu sorunların da bir parçasısınız demektir. Peki o zaman siyaset sorunları çözme mekanizması mı,
sorunların bir parçası olma mekanizması mı? Şimdi gerçekten bazı partilerin, siyasi partilerin bunu buna karar vermesi lazım. Yani siyaset kurumu sorunları çözen bir çözmek için var olan, üretilmiş kurumlardır. Ancak işte ta bir orta çağ neredeyse söylemleriyle kasa tam takır, yok şu böyle. Ya bunlar doğru şeyler ve artık insanlarımız da bu noktada bu tür söylemler yerine hakikaten çözüm üreten bir siyasi oluşum görmek istiyorlar. Maalesef burada yine ikinci bir eleştirim de, yani şimdi her şey siyaset malzemesi yapılmamalı Türkiye'de. Yani şimdi hep altını çiziyorum, bazı meseleler devletin siyaset üstü görülmesi gerekiyor. PKK-PYD ile mücadele, terörle mücadele, FETÖ'cülerle mücadele, Yunanistan'la olan krizdeki Türkiye'nin tavrının desteklenmesi. Yani bunlar şimdi artık bir yani siyasilerin kendi amaçları için oy devşirebileceği enstrümanlar değiller yani. Bunlar bütün ülkenin terörden zarar görürse, terörist bir eylem yaptığında bu CHP'li mi, AK Partili mi, şu mu bu mu diye bakmıyor. Yani bunlar kim olursa olsun ülkeye zarar veriyor, ülkeyi hedef alıyorlar. Dolayısıyla hani hakikaten bizim demokrasi kültürümüzün özellikle siyasi yelpazede, siyasi enstrüman ve aktörler üzerine demokrasi kültürümüzün geliştiğine bir gün bazı meseleleri, başta işte deminki saydığım güvenlik ve dış politika olmak üzere siyaset üstü görülmeye başlanıp ona göre söylemler ve eylemler üretildiği zaman ben buna inanabileceğim. Yani şimdi TÜSİAD'ın tam da orada görüşmeler olurken, ya bir dakika, sonuna kadar Türkiye'nin dış politikasının arkasındayız. Örnek vereyim. Mesela bir başka ülkede eşdeğer TÜSİAD'la var, barolar var, işte ekonomisi. Acaba Amerika'da mesela ben onu diyeceğim. Böyle yani, şeyler söylüyor mu? Böyle hiç? Bir şey olsa ya Irak politikasını söyleyebilir mi acaba yani? Gibi. Söylüyorsa da sofistike bir biçimde yapıyordur. Tabii, tabii. Yani mümkün değil hani şimdi Amerika'da baktığımızda. Böyle yoğun bir devletçilik olmamış. Neden biliyor musunuz? Çünkü oradaki ülke sermayesi milli insanların elinde. Yani bizde maalesef şöyle de bir sorun var. Milli sermaye dediğimiz sermayenin milli amaçlar için kullanılamadığını ya da milli hedefleri tam olarak destekleyemediği gibi bir paradoksal durumun içerisinde yıllardır kaldığımızı da burada ifade etmek isterim. Peki. Şimdi az bir zamanım kaldı ama ben soruyu sormadan birkaç ekleme yapacağım. Not peki aldım. Buyurun. Şimdi sen güzel bir noktaya temas ettin. Bu Maliye Bakanı Nebati'nin, Sayın Nebati'nin yapmış olduğu açıklamada kur korumalı mevduattan dolayı 21.1 milyar lira. Peki. Lira. Olmasaydı 411 milyar lira zararımız olacaktı. Başka bir şey söyleyeyim sana. Buyurun. Hemen şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde özel sektörün kısa ve uzun vadeli, özel sektörü kastediyorum, borcu uluslararası piyasalara ne kadar? 167 milyar dolar. Bu borç değil, bu yatırım borçlanması. Evet. Yani mesela almış bir petrol rafinerisi yapmış, evet, ödüyor bunu. Hı hı. Almış havalimanı yapmış, ödüyor bunu uluslararası, evet, piyasalara. Ne kadar işte bu bankalardan özel sektörün çekmiş olduğu rakam? Mart ayında Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları ve hazinenin açıklamalarına göre 167 milyar dolar. Evet. Bunun 159 milyar doları uzun vadeli, 8 milyar doları da kısa vadeli. Yani bu yıl içerisinde ödenecek. 167 milyar dolar özel sektörün borcu var. Dolar şu an 17 küsür lira. Evet. Kur korumalıyı yapmadınız 25 lira oldu. 30 da olurdu muhtemelen o zaman. Hadi 30 ya. 1 lira artsın. 1 lira 17,5 diye 18,5 olsun. Evet. 1 lira artmış olsaydı 167,5 milyar dolar dışarıdaki bankaya borcum varsa, dolar 1 lira arttığı zaman özel sektörün üzerine binen borç 167 milyar TL artıyor 1 lirada. Aynen, doğru. Şimdi sen maliyeye olan yüküne bakıyorsun 21 lira. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Özel sektörün borcu artmasın diye mi maliye bunu üstleniyor? Ha. Özel sektörün 1 lirada 167 milyar. 2 lirada 320 milyar gibi bir borcu artması oluyorsa nereden çıkacak sence bunun faturası? Vatandaşa fatura. Sunduğu hizmetin zam yapacak. Yani sana su satıyorsa 1,5 lira değil 1,6 lira olarak satacak. Yani 167 milyar liralık 1 liralık artıştaki özel sektörün üzerinde artacak olan borç
vatandaşın sırtına geçirilecek. Peki burada mesela bazı bunu dolar tavsiyesi verenler sürekli diyor ki bozdurmayın, kur korumalı ya da geçmeyin, burada kalın diyor. O şey yani, onlar 21 Aralık akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan sonraki yüz ifadelerinden ne anlama geldiğini biliyoruz. Ama ben bir ekonomist değilim, evet, ama bu konularla ilgili yazılanı çizileni okuduğumda istatistiği anlayabilecek kadar şeyimiz var. Şimdi bu konunun Turgut Özal zamanında da yürürlüğe sokulmuş bir şey. İla nihayeye gidecek bir sistem değil bu. Hı hı. Ama bu çalkantılı süreç esnasında kur korumalı bir şeye geçilerek bu konuda doların yükseklere çıkmasıyla ilgili bir tedbir alınıyorsa, bunu sadece efendim siz işte bankaya parasını yatıran zengine milletin kesesinden 20 küsür milyar lira veriyorsunuz derseniz sevgili İbrahim, o zaman ben de sana derim ki kardeşim, dolar 1 lira arttığında özel sektörün borcu 167 milyar lira artıyor. 2 lira arttığında 320 milyar lira artıyor. Özel sektör sana rafinerisinden petrol satıyorsa petrole yansıyor. Yaptığı yatırımı güneş enerjisine yaptıysa elektrik olarak yansıyor. Bugün mesela yerli ve milli enerji konuşuyoruz değil mi? Evet. Türkiye %60'ına yakınını yaptığı yatırımlarla yerli ve milli kaynaklardan sağlıyor enerjide. Ama hala fiyatların yüksek çıkmasının sebebi ne? Çünkü o rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri de kredi çekilerek yapıldı çoğu yerde. Evet. Şimdi adamın dolar borcu var. Dolar 17,5 değil de 25 olduğunda sana satacağı elektrik de yansıtıyor sana bu faturayı. Hem de devlet bu sefer indirim yapmak için. Tabii ki. Şimdi o yüzden 20 mesela bin... orada da Bakan Nebati 239 milyar lira vergi alacağımızdan vazgeçtik KDV indirimleriyle dedi. Tabii ki. Ya bak, göze görünmüyor. Bak benim bütün zamanlarım 20-30 sene boyunca asgari ücretten vergi kaldırılsın sloganlarıyla geçti. Evet. Yani burada Vedat Bilgin'e ve yönetmiş olduğu bakanlığı bu konuyla ilgili gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Asgari ücret vergiden arındırılsın diye sürekli pankartlar asıldı, söylemler dillendirildi. Asgari ücret şu an vergiden arındırıldı. Tek kelam eden yok. Devlet sadece asgari ücretin vergiden arındırılmasıyla hazineye akması muhtemel olan 54 milyar Türk lirasından vazgeçti. Nasıl yaparsın bunu? Varsa paran yaparsın. Varsa paran yaparsın. Pandemi oldu, çalışma. Karşılığında az da olsa kısa çalışma ödeneği vereceğim. Neyle vereceksin? Varsa verirsin. Ya da IMF'den gider borç alırsın. Ya da IMF'den gider borç alırsın. 50 milyar dolar alırsın. Ya bak 2008 yılında IMF'ye son taksit ödendiğindeki gazeteleri açsınlar. Yani bizim hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Hafızamız bazen şey yapıyor ister istemez ama şunu söylüyorlardı. Hesap açık kalsın kardeşim, küçük bir miktarda olsa çekin. Şöyle bir üleştirin bize. Tamam, bunları yaşadık. Bazı bankalar göstermelik işten adam çıkartmaya falan başladılar. Yeter ki IMF'nin kapısına gidilsin diye. Unuttuk mu zannediyorlar yani? Ki salgın döneminde Avrupa Birliği'nde 750 milyar avro para dağıttığını unutmamak lazım. İspanya'ya, İtalya'ya verdiği paraları. Tabii ki. Yunanistan'a verdiği paraları. Tabii ki. Yani bu iş öyle. Ha, gönül ister ki hani her şeyi devlet karşılasın, cebimize gitsin. Yok ki böyle bir dünya. Yani bunun sonu Sovyetler Birliği. Sen çorbacı açar, berber dükkanı açmaya başlarsan toslayacağımız duvar 1989'da Sovyetlerin tosladığı duvar olur yani. Peki. Şimdi kısa bir araya gideceğiz efendim. Özellikle kirli bilgi ve siyaset başlığında konuşacağız. Zira dezenformasyon yasası bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta meclis gündemine gelecek. Bu konuda önemli. Neden dersiniz? 2023'e giderken özellikle sosyal medya üzerinden ciddi anlamda bir karalama ve algı operasyonu yürütülüyor ve daha da önümüzdeki dönemde artacak gibi görünüyor. Bunları da yasal önlemler alınması gerekiyor. Aynı zamanda muhalefet cephesine baktığımızda ise muhalefet cephesinde bunun bir tırnak içinde sosyal medyaya sansür olduğu iddiasında ve işte gazetecilerin baskılanacağı iddiasında, hatta muhalif medyada artık bundan sonra gazetecilik yapmak imkansız hale gelecek şeklinde haberler ve yorumlar da paylaşılıyor. O yüzden bu bölümü de birazdan değerlendireceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Masada Ne Var devam ediyor. Masada Ne Var devam ediyor. İkinci başlığımız kirli bilgi, kirli siyaset üzerinden efendim. Hafta içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Özellikle İsmail Küçükkaya bu yeni düzenleme ile ilgili olarak, dezenformasyon yasası ile ilgili olarak çok endişeli olduğunu söyledi. Sözcü gazetesinin manşetini gösterdi ve Kılıçdaroğlu'na ne düşündüğünü sordu. Biz de önce bir izleyelim, sonra üzerine konuşalım istedik.
Benim de doğrusu kaygılandım. Bir meslek evet. gazeteci olarak kaygılandım. Evet. Bir husus var. Gerçekleri dinlemeye tahammül edemiyorlar İsmail Bey. Gerçekleri dinlemeye. Şimdi gerçekleri kim anlatıyor? Gazeteciler. Gerçekleri kim anlatıyor? Politikacılar. Sen benim lehime değil de gerçekleri yazarsan veya gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunarsan ben seni hapse atacağım diyor. Şimdi durum bu. Şimdi mesela burada ilginç bir bilgi vereyim size. Yani 7 yıldır ben 24'te haber müdürü olarak görev yapıyorum. Gazetelik hayatım boyunca da zaten hiç olmadı ama daha bugüne kadar aleyhime açılmış tek bir dava yok. Tek bir haberimden dolayı tekzip yemişliğim ve bunu yalanlamışlığım yok. Hatalı haber girmiş olabilirim kaynaktan gelen ama net bir samimiyetle söylüyorum. Ama işte Türkiye'de sansür var, işte baskı var, işte gazetelik yapılmıyor diyenlerin neredeyse haftanın 3 günü işte mahkemeden bu haber yalan, biz bunu tekzip ediyoruz diye manşet paylaştığı, tazminat davalarına mahkum olduğu bir Türkiye'deyiz. Birazdan bir örnek de vereceğim. Yani gazetelik faaliyetiyle ilgili olarak mesela Diyarbakır'da tutuklananlar ne kadar gazetelik faaliyeti yapıyor sorusunu tartışmak gerektiğini düşünüyorum ama Sayın Albardı, buradan başlayalım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu nasıl bir Türkiye hayal ediyor? Mesela işte sürekli tazminat davalarının Erdoğan'a mahkum olduğu ama işte her evet. türlü iddia diye artık söyleyebileceğimiz ama mahkeme kararı yalan olduğu tescillenen meselelerin serbestçe paylaşılması gerektiğini mi düşünüyor? Neden bu kadar bu dezenformasyon yasasından rahatsız muhalefet? Olaya farklı bir noktadan hemen yaklaşayım. Biliyorsun Twitter'a 45 milyar dolar gibi devasa bir bütçe tahsis etti ve satın aldı. Elon Musk Twitter'ı satın aldığında bilgi edinme kanunu gereği bir şey talep etti. Kanunu demeyelim de bilgi edinme hakkı gereği evet. kendisinin. Dedi ki Twitter üzerindeki troll hesapların yani işte bir kişiye ait, makineye ait isimsiz hesapların bir sayısını çıkartın dediğinde en çok Elon Musk'ın bu talebine itiraz kimden geldi? George Soros'tan geldi, evet. Obama'dan geldi ve Biden yönetiminden geldi. Şimdi Soros, Biden ve bu konuyla ilgili Obama yönetiminin neye tekabül ettiğini biz biliyoruz. Yani bu programın süresini zayi etmek istemem. Şimdi bu Soros üzerinde... En son Macaristan'da hamlelerini tabii yaptılar. Tabii ki yaptılar ve en büyük kayıplarını yaşadılar. Bu küreselci çete Elon Musk'ın Twitter'daki troll hesap sayısıyla ilgili açıklamasına neden karşı çıktılar? Şunun için. Çünkü sosyal medya yalanları üzerinden hükümetler deviriyorlar. Çünkü sosyal medya üzerinden kadife devrimleri icra ediyorlar. Çünkü sosyal medya yalanları üzerinden toplumu post-truth dedikleri gerçeğin ötesindeki birçok şeye inandırdılar. Biraz önce söyledim. Yani bugün artık sosyal medya üzerinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Bülent Ecevit yapmıştı. Efendime söyleyeyim Marmara'yı da örnek olsun İsmet İnönü yaptı deseniz buna on binlerce beğeni koyacak insanlar türedi artık bu ülkede. Tamam mı? Neden? Çünkü bir nefret üzerinde sosyal medya üzerinde kitlediler. Onların görüşü şu. Ya kardeşim sen Elon Musk olarak bunu alıyorsun ama Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki ya da küresel sermayenin elindeki en önemli argümanına sen ateş ediyorsun. Şimdi Elon Musk ondan sonra nasıl bir paylaşım yaptı? Bunların hiçbirisi komple değil. Evet. Bir gece rüyamda, uykumda ansızın ölürsem sebebi... Sizi tanımak güzel dedi. Yani. Ya bunu yazdı. Ben bunların evet. hiçbir komple değil. Yani Elon Musk'ın açsınlar evet. baksınlar. Bir gece ansızın ölürsem diye. Sıra dışı bir şekilde ölürsem diye. Tabii sıra dışı diye. Bir şekilde evet. ölürsem diye. Şimdi dolayısıyla sosyal medya yalanları mücadele edilmesi gereken bir husus. Bak yalanları diyorum. Hı hı. Avrupa Birliği ve Almanya bu konularla ilgili düzenleme yapıp da Türkiye yapmak istediğinde şu açıklamayı yaptı. Evet biz Avrupa olarak bu konuda bir düzenleme yapıp yalan haberi 6 saat içerisinde oradan kaldırtmakla ilgili çok sert tedbirler getirebiliriz. Çünkü biz birer demokratik ülkeyiz. Fakat bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaptığında bunu otoriter rejim kendisini tahkim etmek için kullanır gibi akıl ile izah edilmesi mümkün olmayan Batı'nın ötekine bakış açısını en net bir şekilde ete kemiğe büründüren açıklamalar yaptı. Burada bir parantezi bir şey söyleyeyim. Ben devam edeyim bitireyim mi? Cüneyt Altıparmak bir mesaj tamam. yazdı, izliyor bizi. Kendisi de hafta içi dedi ki iki yasayı alın karşılıklı dedi, üzerini kapatın dedi. Hangisi Almanya, hangisi Türkiye diye sor dedi. Türkiye'yi Almanya zannederler. O kadar özgürlükçü ve tabii, o kadar güzel bir düzenleme ki, tabii dedi. Ki. Almanya'nınki daha ağır bizden dedi. O zaten önemli ölçüde Almanya ile örtüşen, Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeleri esas alan. Şimdi dolayısıyla Kemal Bey'in açıklama yaparken İsmail Küçükkaya isimli gazeteciye
gazetecilerin doğru söylemesini istemezler derken kastettiği Fox TV'deki İsmail Küçükkaya gibi gazetecileri kastediyor. Seni kastetmiyor. Çünkü Kemal Bey'in gözünde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen öğretmen öğretmen bile değil. Çiftçi çiftçi bile değil. Gazeteci gazeteci bile değil. Oysa biz aynı İsmail Küçükkaya'yı bir gazetecilik örneğinde ders olarak okullarda anlatılması hala gerekir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde tarafsız bir moderasyon yapacağı sırada diğer adayla birlikte The Marmara Oteli'nde bir odada talim yaptıklarına şahit olduk da bu ülkede yaprak kıpırdamadı. Bu mu yani şimdi sizin gazetecilik anlayışınız? Bak, hafızayı beşer nisyan ile maluldur ama biz bunları tekrar edeceğiz. Biz bunları hatırlatacağız. Yani sizin gerçek gazeteci dediğiniz kimmiş bir görelim. Dolayısıyla şimdi bu kadar madem gerçeklerin peşinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yalan söylediği için kaç kez tazminat ödemek zorunda bırakıldı? Yani birisi kalksa Kemal Bey'e, ben Kemal Bey'e daha bugüne kadar sayın demeden, bey demeden cümle kurmadım. Kurmam da. Benim hiçbir şekilde terbiyem ile mütenasip değil. Ama birisi dese ki yalancısın sen dese mahkeme kararıyla sabit. Yani bu nasıl izah edilebilir? Bu bir. İkincisi, ya bana söyler misin? Sevgili İbrahim, Halk TV'de Ayşenur Aslan'ın kaç tane yalan yanlış haberini burada doğrulamak durumunda kaldık? Hep bir tanesini tekrarlıyoruz. Mesela diyor ki birisi Halkalı'dan kalkan bir tren vardı. Hatırlıyor Çin'e musunuz? Çin'e gidecekti. Ha işte o tren Halkalı'dan hiçbir yere gitmemiş. Yani Anadolu yakasına bile geçmemiş. Sonra o trenin bütün Türkiye'deki istasyonlarında, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da, yok, Çin'e girdiği liman. Sonra ne dedi biliyor musun? Ya bunları bana niye gönderiyorsunuz? Acaba niye? Aynı kişi Sayın Devlet Bahçeli'ye yapılmış olunan, tabii ki yapılmış olunan aşıdan sonra aşıyı yapan, ismi Gülnaz olan, soyadı Şırınga olan hemşirenin Devlet Bahçeli'ye gönül vermiş taraftarları tarafından öldüresiye dövüldüğünü söyledi. Halbuki sonra anlıyoruz ki o Gülnaz Şırınga bir troll hesap tarafından parodi anlamında evet, kullanılmış. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunlar tabii bu işin parodi kısmı. Ama mesela siz bir manadası yalanı attınız. Bununla ilgili olarak tazminat ödediniz. Yani bu konuyla ilgili. Diyorsunuz ki bir programda çıkıp Türkiye ilk defa tarihinde bir nükleer enerji santrali inşa edecek. İnsanlar sizi dinliyor. Halk TV'de bir şeyler öğrenmek istiyor. Dinleyen insanlar açısından herhangi bir şey yok. Dünyada diyor, Avrupa'da dahil birkaç tane nükleer enerji santrali kaldı. Ama biz Türkiye olarak nükleer enerji santrali yapıyoruz diyorsun. Ertesi gün çıkıyoruz biz, masada ne var da bırak Avrupa'da 3 tane kalmayı, sadece Fransa'da 56 tane olduğunu rakamlarıyla ortaya koyuyoruz. Dünyada 424, Amerika Birleşik Devletleri'nde 90 tane. Şimdi bu kadar hakikati siz eğip büküp istediğiniz gibi yalan söyleyip kamuoyunu galeyana getirecek açıklamalar yapar ve bu aleni yalanınızın arkasında durmaya devam ederseniz tabii ki bu sosyal medya yasası çerçevesinde size hesap sorulmayacak da kime sorulacak? Mesela başka bir örnek vereyim. Evet. Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ İsrail'deki bir fotoğrafı alıp Türkiye'deki bir fotoğraf gibi yayınlıyor. Şimdi bu serbest mi olmalı? Gezi olayları, insanlar çöpler, tabii ki Gezi olayları esnasında arkasında polizayı yazıyor. Evet. Köpeğe göz yaşartıcı gaz sıkıyor. O fotoğrafı sanki Gezi Parkı'ndaki polis köpeğe sıkıyormuşçasına yayınlıyorlar. Şimdi bu gazetecilik değil. Bu yalan haber. Ve yalanla ve yılanla mutlaka mücadele edilmesi gerekiyor. Evet. Belki yılanla bile edilmemeli. Fareleri temizliyor ama yalanla mücadele mutlak surette yapılmalı. Kemal Bey bundan rahatsızlık niye duyuyor? Çünkü yalandan dolayı kaç defa tazminata mahkum edilmiş bir lider. Peki. Sayın Yerlikaya, özellikle bu kürsüdeki yalancılar meselesini de konuşmak istiyorum. Son dönemde muhalefet liderleri grup toplantılarında vatandaşları çıkartıyor. İşte hükümet aleyhine söylemler paylaşıyor ama sonrasında kürsüye çıkarılan insanların aslında söylediklerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor. Bakanlık suç duyurusunda bulunuyor. Bunlar işte kamuoyunda paylaşılıyor. Şunu sormaya çalışıyorum. Bir, muhalefet gerçekten memleketten ihtiyaç sahibi fakir insanlar bulamıyor mu kürsüye çıkaracak? İki, bu insanlar niye bunlara alet oluyorlar? Şimdi şöyle, aslında ben bu sosyal medya meselesiyle ilgili 20'nin üzerinde yazı yazdım, hem Anadolu Ajansı'nda hem Sabah Gazetesi'nde. Biraz oraya değineceğim ama buyurun. Sizin açtığınız pencereden ilerleyecek olursak, Türkiye'de
özellikle 2023 seçimlerine giden süreçte bu sosyal medya üzerinden üretilen dezenformasyon bir milli güvenlik meselesidir. Çok güzel. Yani 2 kere 2 4 ediyorsa bu bir milli güvenlik meselesi olarak algılanmalı. Şimdi Türkiye özellikle erken cumhuriyetten bu yana dünya ile paralel biçimde bazı noktalarda geç kalmış olabilir. Özellikle yerli otomobil vesaire gibi konularda. Ama bu interneti düzenleyen ve interneti bir egemenlik alanı olarak kabul eden bir perspektifin varlığı Türkiye'yi uluslararası arenada diğer güçlü devletlerle, egemen devletlerle eş güdümlü bir biçimde ilerlemesini sağlıyor. Bakın, Türkiye özellikle bu internetteki dezenformasyonu engellemeye dönük yasal girişimlerini geçtiğimiz sene 56-51 sayılı kanun üzerinden kamuoyuna duyurdu. Ve bu kanun tartışılırken, bu kanun üzerinde yapılacak revizyon tartışılırken yine benzer partiler ki Türkiye Komünist Partisi de işin içerisinde olmak suretiyle bu yasal düzenlemeye karşı benzer eleştirileri dile getirdiler. Bugünkü yasal düzenlemede zaten 56-51'deki revizyonun bir anlamda sosyal medya şirketlerini daha bağlayıcı hükümlerle belli bir biçimde Türkiye'nin bu dijital egemenliğini tahkim eden bir süreci ortaya koyuyor. Şimdi dünyadaki trend 2015'ten bu yana özellikle bu Cambridge Analytica skandalından tabii, bu yana çok güzel. Seçimlere müdahale tartışmalarının fiziki ya da normal olgusal bir biçimde değil de online çevrim içi alanlar üzerinden yapıldığını iddia ediyor. Ve gerçeklikte de böyle. Biz bugün temel tartışma meselemiz konvansiyonel medyadaki haber ve içerik üretiminden değil. Tabii. Sosyal medya içerikleri evet. üzerinden. Sosyal medyada bir şey çıkıyor, geleneksel medyaya geliyor ve biz onu burada tartışıyoruz. İlk bilgi edinme kaynaklarımız aslında online mecralar. Dolayısıyla dünyada özellikle Avrupa Birliği'nde mesela 2018 yılında çok erken bir tarih sayılır. Almanya bu alandaki ilk düzenlemelerini yaptı. Sadece Almanya değil, Fransa yine 2017'de Macron'un Cumhurbaşkanlığı seçildiği dönemde seçimlere müdahale edildiği ve Le Pen lehine bir dezenformasyon yapıldığı iddiasıyla yine sosyal medyayı regüle etti. Yani yasal bir prosedüre tabi tuttu. Türkiye'nin aslında 2020'den bu yana çeşitli revizyonlarla tahkim ettiği bu sosyal medya yasası Türkiye'nin dijital alandaki hem ulusal güvenliğini hem kamu düzenini daha iyi seviyeye çıkartacak bir prosedürü beraberinde getirecek. Bakın ne tür bir eleştiri var? Sansür. Ya Türkiye'de ben basın özgürlüğü meselesini çalıştık. Bu alanda bir kitap ortaya koyduk. Mesela bundan 10 sene önce biz Freedom House'u tartışıyorduk. Tabii. Her yeni raporunda Türkiye'de gazetecilerin ifade özgürlüğünün ciddi anlamda tehdit altında olduğu söylemi ortaya koyuldu. Ama realde baktığımızda gazeteci olarak adlandırılan kişilerin ya PKK'ya müzahir ya da terör örgütlerinin propagandasını yapan kişiler olduğunu görüyoruz. Tam bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Bir izlettireyim 10 saniye tamam. Bir şey oradan devam edin lütfen. Çünkü CHP'leri Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'da bir terör örgütü PKK'nın medya yapılanması operasyonu vardı. Burada tutuklanan gazetecilere tırnak içinde söylüyorum. Sahip çıkan bir açıklama yaptı. Bir izleyelim onu. 20'ye yakın gazeteci alıyorsun Diyarbakır'da. Topluyorsun atıyorsun içeriye. Hala içerideler. Niye içerideler? Hangi gerekçeyle içeridedir? Şimdi mesele gerçekten şaşırtıcı. Yani aslına bakarsanız hani savcının bu konuyla ilgili paylaştığı bilgi ortada. Bütün medyada var mesele. İşte terörle mücadele polisi açıklama yapıyor bu konuyla ilgili. Yani durum şu. Yani Avrupa'da yayın yapan terör örgütü PKK'nın sözde kanalları var. Bunlara burada gazeteler yayın yapıyor, haber yapıyor, belgesel hazırlıyor. Daha gidiyor PKK'larla görüşüyor. Ve bir medya yapılanması var ortada. Şimdi burada gazetecilik nerede başlayacak, nerede bitecek sorusunu sormak acaba yerinde mi değil mi? Yani yargı sonuçta karar verecek ama şimdi savcı diyor ki kardeşim bir dakika bu insanlar gazetecilik yapmıyor. Terör örgütünün propagandasını ve yayın organlarını memlekette bir şekilde kullanıyor. İbrahim Bey tam bu söylem aslında Diyarbakır'daki olgudan adli bir sürece tabi tutulan olgudan bağımsız olarak baktığımızda 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'nin uluslararası anlamda basın özgürlüğünü, basın özgürlüğü karnesini tartışmaya açan, sınır tanımayan gazeteciler örgütü, Freedom House gibi örgütler aslında Türkiye'ye dışarıdan müdahale amacıyla bu gazeteci olmayan insanlar üzerinden ürettiği söylemlerdi. Biz mesela o dönemde Türkiye'de basın özgürlüğü kitabını yazdık. Sayın Fahrettin Altun, İsmail Çağlar ve ben. Bu kitabın içerisinde Türkiye'deki erişim engellemeleri, internet hukuku ve
bahsi geçen bu örgütlerin, uluslararası örgütlerin Türkiye'deki basın özgürlüğü karnesinin nasıl değerlendirildiğini tartıştık. Orada mesela diyor ki Türkiye'de 80 tane gazeteci tutuklu. Dolayısıyla Türkiye'nin basın özgürlüğü karnesi ciddi bir biçimde negatif seyrediyor. Şimdi isimlere bakıyorsunuz. Adalet Bakanlığı verileri paylaşıyor. Başbakanlık o dönemde verileri paylaşıyor. Gazeteci olduğunu iddia eden kişilerin herhangi bir biçimde gazetecilik mesleğiyle ilgili olmadıklarını görüyorsunuz. Bir terör örgütü üyesi yakalanıyor. Terör örgütü propagandası ya da faaliyetinden dolayı savcılıktaki beyanı ben gazeteciyim diyor. Ve Freedom House bunu bir gazeteci olarak kabul ediyor. Basın kartı var mı yok mu, nerede çalışıyor, sigortalı mı değil mi, önemli değil. Beyan olarak gazeteci olduğunu ifade ediyor. Bu ciddi bir kriz. Gelelim bu sosyal medya meselesine. Ya Türkiye'nin bu adımı tıpkı Avrupalı devletlerin attığı adım gibi ki az önce bahsettiğiniz bir hukukçuya atfen Almanya ile Fransa ile Avrupa Birliği'ndeki bu Digital Services Act dedikleri dijital hizmet yasasıyla neredeyse birebir örtüşen yasal çerçeveye sahip. Ya Türkiye elini güçlendirmek zorunda. İlk Türkiye'de bu erişim engellemesi meselesi hatırlayın. 2007 yılında YouTube'a erişim engeliyle tartıştık. Atatürk'e hakaret içeren videoların yayınlanması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilgili kurumları dedi ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin banisidir, değerlidir, kıymetlidir, kanunla koruma altındadır. Bu içerikleri kaldırın. Ne dediler? Bu içerikler ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilir. Bu sadece bir örnek. Evet. 2015'i hatırlayalım. Savcı Mehmet Selim Kiraz şehit edildiği anın hemen öncesindeki görüntüler bir terör örgütü propagandasını yansıtıyordu. Görüntüler Facebook, Twitter ve YouTube'a düştü. Yine ilgili kurumlar dedi ki bunları kaldırın. Hem özel hayatın ihlali hem de bir terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle Türkiye'nin kamu güvenliğini, ülke güvenliğini, ulusal güvenliğini tehdit ediyor. Ne yaptılar? Yine ifade özgürlüğü dediler. Birçoğu kaldırmadı. Yine erişim engeli. Sonradan kaldırdılar. Ya şimdi bu yasa inanın tıpkı Avrupa'daki gibi belirli saat içerisinde kamu düzenini ve ulusal güvenliğini tehdit eden içeriklerin kaldırılmaması durumunda bu sosyal ağ sağlayıcılarına ciddi bir biçimde para cezaları öngörüyor. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi. Bu anlamda Türkiye sadece egemenliğini savunma anlamında, küresel rekabet anlamında sağlamıyor. Bugün dünyada tartıştığımız mesele son 10 yılda digital sovereignty dediğimiz şey. Yani dijital egemenlik. Tabii. Bu alanda egemenseniz diğer alanlarda egemensiniz. Dolayısıyla bu muhalefetin bütün eleştirilerine rağmen, çok sığ eleştirilerine rağmen detaylıca anlatılması gereken bir yasal çerçeve. Peki şimdi Sayın Güçler özellikle sosyal medya üzerinden yürüyen bir başka tartışmada CHP'li İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar ve işte ailesinin yargılanmasını ima eden mesajıydı. Sosyal medyada bir hesap var. İşte altılı masa Türkiye yönetirse nasıl bir ülkeyle karşı karşıya kalır diye bir parodi hesabı aslında. Orada da Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu işte bayraktarların kapatılması için iki hafta süre verdi. Okudum falan gibi. Onu. Okudunuz peki. Fotoğrafı da verebilir arkadaşlar ekranı o arada. Şimdi sosyal medya meselesi üzerinden gündem belirleniyor ama bu meseleleri de es geçmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Şimdi nedir bu alerjinin sebebi? CHP'de öyle bir alerjik reaksiyon var ki işte mesela Türkiye Ege adaları ile ilgili bir argüman ortaya koyuyor. İşte siz mütecaviz olursunuz. Akdeniz ile ilgili bir argüman ortaya koyuyor. Yayılmacı ve saldırgan politika izliyorsunuz. İşte teröristleri vuruyoruz. Hem de listedeki teröristleri işte siyahlar yargısı infaz yapıyor. Sizi adil yargılayacağız. Nasıl bir CHP ile karşı karşıya? Bir de Sezgin Tanrıkulu neden bu kadar alerji duyuyor bu Bayraktar ailesinin yaptığı işlere? Yani şimdi bu bence bu şahsın yani teröre bakış açısını göstermesi bakımından son derece önemli bir işaret. Aynı zamanda böyle bir şahsın Atatürk'ün partisi olması gereken bir partinin içerisinde bulunması da ayrı bir handikap. Şimdi önce birincisinden başlayacak olursak, yani burada tabii teröristi terörist olarak görmüyor. Teröristle mücadele eden, terörle mücadele eden kişi ve grupları terörist olarak görüyor, yargılamak filan. Yani binlerce şehidimiz var. Bu vatanın selameti, bekası için bu kadar şehit vermiş, bu kadar mücadele vermiş, gazi vermiş bir toplumda terörle mücadele eden unsurları, terörle mücadele eden işte başta Sayın Albayrak ailesi ki babalarına rahmet olsun buradan
Yani onun dışında bu konuda çalışan binlerce mühendisimiz var. Eli öpülesi mühendis. Bu tür şahıslar tabii kimin adına ya da kimle bağlantılı olarak bu tür argümanlar üretiyor tahmin edebiliyoruz ama tabii bunu Türk yargısına bırakıyoruz. Fakat bugün bu ülke için mücadele eden başta Bayraktar ailesi olmak üzere mühendislerimiz olsun veya diğer bütün herkesin, hiç kimsenin sahipsiz olduğunu, milletimizin bu insanları sahipsiz bırakacağını falan hiç kimse düşünmesin. Yani onu bir kere altını çizelim. Çünkü biz de bu FETÖ'den mağdur olan insanlar olarak bu şey acıları gayet iyi biliriz. Şimdi tabii çok acı yani. Burada Sezgin Tanrı Kulu diye bahsedilen şahsın terörle arasında mesafe olduğunu hiç kimse iddia edemez. Bakınız bu söz yani olabildiğince evet. Dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Evet, farkındayım. Yani arasında terörle arasında mesafe olduğunu hiç kimse iddia edemez. Daha önce de çünkü bildiğim kadarıyla işte Türk helikopterleri köyleri bombalıyor falan gibi sanırım o tür söylemleri de olmuştu. Sürekli PKK'ya yani ve işte PKK yandaşlarına pikniğe giden köyleri katletti diye. Evet, yani sürekli PKK'ya yaptı. Destek olabilecek PKK sempatizanlarını ve teröristleri destekleyebilecek, cesaretlendirebilecek söylemler ve mümkün olabilirse de eylemler içerisinde olduğunu bu şahsın görüyoruz. Ve en kısa sürede Türk adaletinden ve Yüce Meclis'ten bununla ilgili de gereğini yapmasını... Yani sen Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda suskun kalması... Ona geleceğim. Bakın bir vatandaş olarak önce talebimi belirteyim. Ona geleceğim. Yani şimdi bakınız bu tür kişiler CHP'yi HDP'leştiriyor efendim. Yani CHP'yi HDP'leştiriyor. Bakınız CHP az oy alsın. Ama milli unsurlarla devam etsin. O Türkiye için bir kazançtır, bir çözümdür, bir ümittir. Ama bu tür insanlarla, terörle arasına mesafe koyamamış insanlarla CHP'yi HDP'leştirmeye eğiliminde olan insanlarla isterse %99 oy alsın ama Türkiye için bir çözüm olamaz. Yani bunu CHP'deki insanlarımızın çok iyi anlaması ve bilmesi gerekiyor. Biz gerçekten Atatürk'ün partisini özlüyoruz. Yani şu an Atatürk'ün partisi olduğunu ben söyleyemiyorum. Bakın, tam onu bu çok sizin tespitlerinizde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı hafta içinde. Müsaade ederseniz onu bir dakika bir izlettireyim mi? Çünkü Erdoğan da sizinle tam bu anlama gelebilecek değerlendirmelerde bulundu. Özellikle vatandaşların bu soruları da kendisine sorması gerektiğini de altını çizdi. Tamam, anladık. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil. Şöyle bir düşünün. Bunlar mı Türkiye'nin güney sınırlarındaki terörle mücadele harekatlarını yönetecek? Bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak? Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirerek çözümün adresi olacak? Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Bunlar mı ülkemizi Balkanlardan Kafkaslara dört bir yanımızda kurulan sinsi tuzakların içinden sahili selamete çıkartacak? Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak? Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata dönüştürecek? Bunlar mı istihdamı artırarak her insanımıza çalışacak iş, evine götürecek, aş imkanı temin edecek? Bunlar mı eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar tüm alanlarda Türkiye'ye yeni kazanımlar sağlamaktan vazgeçtik, mevcut durumu koruyacak? Şimdi bu sorulara yanıt vermek gerekiyor herhalde. Tabii ki yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çok net ifade etti. Aslında bizim endişelerimizi hani bu olay ve benzeri olaylar karşısında ilk düşünüp refleks gösterdiğimiz hususları gayet güzel ifade ettiler. Yani milletin reflekslerini aslında ifade ettiler. Şimdi baktığımızda neden CHP buna sessiz? Bir açıklama geldi mi? Hükümet sözcüsü açıklama yaptı. Süleyman Soylu'dan da bir açıklama var. Evet Sayın Soylu'dan açıklama. Nerede peki? Bununla iş tutan altılı masadakiler niye söylemiyorlar? Hani milliyetçiyim, vatanseverim diyen pek çok
siyasetçi görüyoruz. Nerede sizin vatanseverliğiniz, milli? Bakınız bunu siyaset konuşmuyorum ben burada. Ben burada ülkemin güvenliğini konuşuyorum. Ülkemin bekasına yönelebilecek bir tehdidi konuşuyorum. Hangi görüşten olursanız olun ya bir ayağa kalkın deyin ki ya, siz ne yapıyorsunuz ya? Ne demek SİHA'ları bilmem ne yargılayacağız vesaire? Bu nasıl bir mantıktır? Bugün terörle mücadelede PKK'nın beli kırılmış, kafası ezilmişse bu SİHA'lar sayesindedir yani. Eğer biz zamanında eş güdümlü olarak istihbarat alıp bunların tepesine binebilmişsek bu SİHA'lar sayesindedir. Yapanlardan milyon kere Allah sonsuz kere razı olsun. Yani siz nasıl olur da biriniz de lütfen Allah aşkına çıkın hükümet dışında da birileri lütfen bunlara bir şey söylesin ya. Bakın siyasi konuşmuyorum. Kim olsun STK'lar nerede? Hani bir en ufak bir LGBT bilmem ne olduğunda peşlerine düşüp özgürlük vesaire diye ayağa kaldıran. Lütfen yani bakın hepimiz aynı gemide değil miyiz? Hepimiz bu insan ülkenin insanları değil miyiz? Bakın siyaset üstü konuşuyoruz yani. Her şeyden önce onların tepki göstermesi lazım. CHP'nin içindeki gerçekten vatansever unsurların buna tepki koymasını biz dünden beri bekliyoruz. Dün bir başka yerdeydik, aynısını söyledik. Dünden beri hiçbir şey gelmedi. Peki. Onlarla iş tutanlarla bakınız o altılı masa, yedili masa her neyse. Masa hangi, kaç tane ayağı var onu da bilemiyoruz. Her geçen gün artıyor, eksiliyor vesaire. Lütfen onlardan da bir şey bekliyoruz yani. Bir dakika sen ne diyorsun? Haddini bil. Bu ülkenin bekasıyla, geleceğiyle, güvenliğine oynayamazsın. Filan demesini bekliyoruz yani. Bakalım gelecek mi? Peki. Şimdi sessiz kalanlar da aslında iki tarafa da yaranamamış gibi görünüyorlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi Halk TV'de girerken yayına gördüğüm için çok detayına bakamadım ama yani ilk girişteki bilgisi bile şaşırtıcıydı. Şöyle bir ifade gördüm. Özellikle Babacan'la Davutoğlu Truva attımı başlığını da atmışlar Halk TV'de. İfade de şu. Sayın Alabar'da size soracağım. CHP ve İYİ Parti'nin sırtına yapışarak siyaset yapmayı, böbürlenmeyi, kabadayılık yapmayı bırakın. Çıkın meydanlara. Karşınız var mı yok mu görün. Babacan'la Davutoğlu Truva attı mı diye yazmışlar. Şimdi bir yazı üzerinden başlayan bir evet, tartışma. Mehmet Tezkan'ın köşe yazısından. Ama bu şekilde Halk TV'de de manşet evet, olunca evet. İnsan sormadan edemiyor. Yani Babacan ve Davutoğlu anladığım kadarıyla o mahallede de gerekli itibarı görmüyorlar. Ve bu suskunlukları, sessizlikleri onlara pek oy olarak ya da işte siyasi bir dönüş olarak dönmemiş gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü düşünmüyor musunuz? Tabii ki ben Tezkan'ın yazısını okudum. Diyor ki ikisini toplasan %3 etmez oyları diyor. İyi de zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı şu %1 olsa razı. Ne tırtıklasa kârdır hesabıyla. Yoksa Ahmet Davutoğlu'na tarihin en çapsız dışişleri bakanı diye hakaret etmiş. Şimdi bir araya gelmiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu'na hayran olduğunu mu zannediyorsunuz yani? %1 tırtıklasa kâr. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'a, Saadet Partisi'ne ihtiyacının olmadığını, HDP'ye ihtiyacının olmadığını düşünmek abes ile iştigal. Neden? Kardeşim Halep oradaysa Kantar burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkede alabileceği maksimum oyun %30 olduğunu herkes biliyor. %51'lik bir sistem gelmiş bu ülkeye. Nasıl sağlayacaksın bunu? Ankara'da nasıl sağladıysan Mamak'ta seçim otobüsünün üzerinde bozkurt işareti yapıp gezen bir Kılıçdaroğlu gördük. Evet. Şimdi aynı şekilde %51'i bulmak istiyorsan sağ skaladan ne tırtıklarsan kârdır gözüyle bakıyor. Bu net amiyane tabiriyle söylüyorum bunu. Yoksa Davutoğlu'nun halkın nezdinde ne kadar çektiğini, halkın kantarında kaç okka geldiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok ilgilendiren bir şey değil. Yani Ekmelettin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı adayı gösterildiğinde sağ siyaseti bir şekilde bölüp parçalayıp Erdoğan'ın karşısında oy alacağını düşünen Kılıçdaroğlu şimdi de aynı şekilde manevralarına girişiyor. Şimdi altılı masa değil mi? Bu altılı masanın kaç tanesi sosyal demokrat sol kekenli bir parti? Bir. Taban anlamında da söylüyorum bunu. Kaç tanesi sağ milliyetçi ulusalcı tabana sahip? 5. Nasıl oluyor da bu masa Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde toplanıyor? Ne toplasa kar. Ne toplasa kar. Şimdi dolayısıyla ben Truva atımı peki bu masanın içerisine yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan birileri tarafından masayı ele geçirmek maksadıyla özel olarak mı gönderildi? Asla sanmam. Neden? Ahmet Davutoğlu'nun bugüne kadar sürdürmüş olduğu parti başkanı olduktan sonra Gelecek Partisi adı altındaki faaliyetlerine ve Ali Babacan'ın faaliyetlerine baktığınızda nasıl muhteris bir siyaset tarzının ortaya koyulduğunu görüyoruz.
bu kadar muhteris yani ihtiraslı ve şahıslara olan düşmanlık üzerine beslenmiş bir siyaset programına sahip bir partinin genel başkanının bir Truva atı olarak o masada Adalet ve Kalkınma Partisi adına bulunduğunu iddia etmek insanların aklıyla dalga geçmektir. Ahmet Davutoğlu muhteris bir siyaset tarzıyla altılı masa içerisindeki yerini aldı. Bakın peki. Malatya'nın sokağında şunu söyler mi? Yani biz burada ne diyoruz? Parti genel başkanları da dahil olarak bahsederken hiçbir şekilde saygıyı elden bırakmıyoruz. Bir vatandaş diyor ki 44 plakalı Malatya'nın şeyi olarak size bunu veriyorum diyor. Sonrasında eleştiriler gelmeye devam edince al bunu Tayyip'e ver diyor. Şimdi bu böyle, şimdi bu siyaset tarzı Ahmet Davutoğlu'na ne getirir? Hepsini göreceğiz. Yani diyor ki mesela %49,5 benim oyumlu diyor. Evet. Tamam. İnsanlar bazen gün batımına doğru uzayan gölgelerini kendi boyları zannedebilir. Dolayısıyla halkın kantarına çıktığında kaç arşın çektiğiniz, halkın kantarına çıktığınızda boyunuzun ne olduğunu hep birlikte görürsünüz. Peki. Eski zaman içerisinde berberlerde ayna yokmuş sevgili İbrahim. Oturuyormuşsun. Berber kesiyor. Adam nasıl kesti bilmiyorsun. Ayna çünkü öyle çok her yerde bulunan bir şey değil. Sormuş adam saçımda ak var mı diye. Ne demiş berber? Şimdi makası vuracağım. Önüne düşecek. Önüne düştüğünde görürsün ak mı kara mı diye. Peki. Ama birkaç husus daha var. Bir şey daha soracaktım. Tamam sen sor. Siz devam edin o zaman. Şimdi bu süreçte cezaevinden Selahattin Demirtaş beni de burada unutmayın mesajları gönderiyor. Sanırım çünkü en son şöyle bir ifadesi var. Voltron'u oluşturmamız lazım diye söylüyor. Şimdi bizim nesil bilir de gençler bilmez Voltron işte 5 tane aslanın birleşip bir makine yaptı, kötülerle savaştı, bir çizgi film karakteriydi. Şöyle de bir ifadesi var diyor ki bu muhalefet diyor 170'lik kitleye bir şey söyleyemiyor diyor. O yüzden diyor ortak bir söylem üretmemiz ve Voltron'u oluşturmamız lazım. Voltron'u oluşturamadıkları için de aslında hiçbir şey söyleyemiyorlar bugüne kadar diyor. Son dönemde İmralı'ya özgürlük kampanyaları başlatılınca acaba telaşlandı mı Demirtaş? Beni unuttular, Öcalan'ı kurtarmaya çalışıyorlar diye bir kaygıya mı kapıldı diye de aklıma geldi. Açıkçası. Olabilir, olabilir ama ben şuna üzülüyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle mukim bulunan vatandaşlarımızın Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan arasında sıkışmışlığına mutlaka bir çare bulunması gerekiyor. 85 milyonluk bir ülkenin hukuk önündeki eşit ve özgür bireyleri olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin de Karadeniz'in de Ege'nin de Marmara'nın da İç Anadolu'nun insanı da sandığa giderken vicdanıyla baş başa kalıp mühürü istediği partiye yapıştırabilmesi lazım. Şimdi sürekli olarak Diyarbakırlı'nın, Vanlı'nın, Liceli'nin, Erzurumlu'nun, Elazizli'nin, Mardinli'nin oyunu kendileri açısından çantada keklik görenlerin hezimet yaşayacağı bir seçime kapı aralanmış olabilir. Şimdi buradan baktığımızda Selahattin Demirtaş diyor ki %70'lik bir kitleye hiçbir şey sunamıyorsunuz. Evet. Voltron'u oluşturalım. Selahattin Demirtaş'a işte şu akşam yine farklı bir kanalda bağlama çaldırtan arkadaş program yapıyor. Bağlamayı çaldırttılar. Selahattin Demirtaş bağlamasıyla güzel türküler söyleyince zannettik ki Türkiye Partisi oldu. İzmir'den de oy aldı, Denizli'den de oy aldı, Balıkesir'den de oy aldı. Dediler ki ya madem çözülecek, o zaman el birlik çözülsün. Selahattin Demirtaş da bu ülkenin büyümesi, refahı için elini taşın altına soksun. %18 oy ile mecliste Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra 3. parti konumuna 89 milletvekili çıkarttı. Ve dedi ki bu dedi zafer bütün milletindir dedi. Kandil dedi ki bir dakika zafer bizim dedi. Sen öyle dedi ileri geri konuşma. Tek kelam eden. Emanet oyları farkındayız demişler. Emanet falan diye konuşma dedi. O oylar Kandil'in oyu. Şimdi %70'lik kitleye bir şey söyleyemiyorsunuz diyor ya bağlamacı evet. Selahattin Demirtaş. Yahu sen haddini bil dediklerinde Kandil'e iki kelam edememiş adamsın. Senin partinin içerisinde bugün meclise taşımış olduğunuz adamlar ki bunun içerisinde her evden HDP'ye bir oy kampanyası başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de vebali son derece büyüktür. Ömer Öcalan namlı vekil meclisin çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ömrünün çok kısa olduğuna evet. dair söylemlerde evet. bulunuyor. Bana söyler misiniz dünyanın hangi demokratik ülkesinde meclise gelmiş milletin kendisine yetki verdiği ve sonra kürsüsüne çıkıp o milletin bölünmez bütünlüğü üzerine, namusu üzerine yemin etmiş kişi çıkar da bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ömür biçer.
Ya o 2000 yıllık devlet geleneğinden bahsediyoruz. Sen kime ne masalı anlatıyorsun yani? Şimdi bunları hamasetten arındırılmış olarak söylüyorum. Neden? Bağlama çaldırılarak Türkiye Partisi'ne özendirilmedi mi Selahattin Demirtaş? Kandil oylarına sahip çıktığında ağzını açıp tek kelam edebildi mi? HDP'nin o yüzden iki yüzü vardır sevgili İbrahim. Bir tanesi güçsüz duruma düştüğündeki yüzü, bir tanesi güçlü hissettiği zamanki yüzü. Güçlü hissettiklerinde çıktılar Hakkari'nin yüksek ovasında, şunu söylediler. Bu ülkede 4000 kilometrekarelik alan yaklaşık olarak PKK'nin kontrolü altındadır. İnanmayan gelsin, TC askeri hava karardığında nasıl karakoluna saklanıyor diye meydan okudular. Milattan önce olmadı. Şunun şurası, 5 yıl önce yaşadık biz bunları. Şimdi kalkmışlar, Türkiye ortak vatanımız. Siz %70'lik kitleye bir şey söyleyemiyorsunuz. Kardeşim, şartlar ne olursa olsun, Muş Meydanı'nda Burcu Özkan'ın milletvekili, Muş milletvekili otobüsün üzerine çıkıp kendisine oy vermeyen Muşlulara hitaben, o Kaleşnikovları biz size doğrultmayı çok iyi biliriz, dedi. Bu memleketten defolup gideceksiniz diyen HDP'li milletvekili değil miydi? Kime söyledi bunu? Kütahyalı'ya mı söyledi? Kürtler, kendine oy vermeyen Kürt'e söyledi. Evet, aynen. Buyurun Üstad. Ya bu, burası çok önemli. Yani bütünü içerisinde tabii bu altılı masa tartışmalarında bence HDP'nin konumunu henüz daha net ve ayrıntılı bir biçimde tartışmıyoruz ama HDP'nin kendisini Kürt siyaseti, Kürtler adına siyaset yaptığını iddia eden bir parti olarak konumlandırması meselesini bence PKK'nın kendi tarihi içerisinde de tartışmamız gerekiyor. Çok doğru. 1980'lerin başından, bakın, bu milletvekilinin Muş'ta Kürt halkını tehdit etmesinin tarihini ifade ediyorum ki Kaleşnikovları doğrulttular, öldürdüler. 80'li yılların başında PKK henüz devlete karşı bu terör ve tedhiş eylemlerini yapmadan önce hem sol içerisindeki hem de Kürt hareketi içerisindeki bütün bu unsurları bir şekilde pasifize ediyor. Pasifize olmayanları, kendilerine katılmayanları öldürüyorlar. Evet. Yani bu sol içi fraksiyonların anlarına bakmak lazım. İki tane örnek vereyim. Mesela Gün Zileli'nin bu havariler kendi otobiyografisinde anlattığı, sol içerisindeki fraksiyonlara ciddi şekilde PKK müdahale ediyor. Kendileri gibi düşünmeyenleri katlediyor, öldürüyor. Kendi içlerinde, evet. Yine Tarık Ziya Ekinci'nin bu Türkiye İşçi Partisi içerisindeki mücadelesini anlattığı otobiyografisinde de var. Kürt halkının bizatihi kendisine tehdit, yani PKK. Tabii ki. Demirtaş 2015 örneği çok önemli. Yani Türkiye'lileşme şeyi içerisinde, ki bu demokratikleşme sürecinde mesela niye sekteye uğradı sorusunun cevabı da orada. Hatırlayın, Türk Medya Grubu'nun gazeteleri de içerisindeydi. Selahattin Demirtaş gösterdi, tehdit etti. Sonra o dönem burayı yöneten insanlar ciddi bir biçimde güvenlik zaafı yaşadılar. Tabii. Hatırlayın. Yani Türkiye'lileşme, saz çalma, Türkiye'ye entegre olma. Bahçeye bomba da attılar canım. Hocam, Mita Sancar, yani sol içerisinde tartışılan akademik yetkinliğiyle farklı platformlarda söz sahibi olan bir insan. HDP tutum belgesi açıklandığında, tutum belgesi içerisinde tam akademik ve sofistike bir dille ifade etmişler ama tam da PKK'nın kendi tezlerini ortaya koyan bir tutum belgesi var. Tabii, tabii. Tutukluların serbest bırakılması, tabii, tabii. Öcalan'ın serbest bırakılması, tabii. Yerinden yönetim, yerel yönetim, özellik, sofistike Avrupa bir şeyle. Özellik ama şartı. Yani bu Türkiye'lileşme trendinde kimin bu süreci sekteye uğrattığını da çok açık bir biçimde, peki, gösteriyor. Son başlığımıza geçelim. Sürem çok az kaldı. O yüzden az vaktim kaldığı için son başlığımız Türkiye'nin dış politikası başlığını masaya açalım. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Bir görüntü izlettireceğim size. Belçika Başbakanı ile ilgili bir bugün tören vardı. Daha doğrusu özür dilerim. Belçika hükümetinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 1961'de öldürülen ilk başbakanı Patrice Lumumba ile ilgili bir tören vardı. O görüntüleri de verebilir misiniz arkadaşlar? Bunu niye anlatacağım size? Şimdi hani bize bu medeni Avrupa olarak lanse edilen, satılan ülkelerin nasıl aslında Afrika'da ne işler çevirdi ve neler yaptığına dair çok çarpıcı bir mesele. Çünkü ortada bir tabut var ama o tabutta sadece bir tek diş var efendim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı asılıyor, ardından da asitle yok ediliyor ve geriye de sadece bir dişi kalıyor. Yıllar sonra Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne o dişi teslim ediyorlar. İşte gözyaşları var ama meseleyi buradan biraz görmek istedim. Açıkçası bunu ıskalamak istemedim. Hani biraz farkı olsun, masada ne var ailesinin diye söyledim. Ne ifade ediyor sizce bu? Çünkü hani baktığımız zaman bize çok güzel pazarladılar yıllarca bu batıyı ama. Emperyalizm kan ve gözyaşıdır. Emperyalizm sömürüdür. Emperyalizmde
para insandan çok daha değerlidir. Emperyalizmin sahip olduğu güç ve kaynaklar insan canından, insan hayatından, hatta toplumlardan bile çok daha değerlidir. Yani bunu herkesin anlaması lazım. Yani şimdi günah çıkarıyorlar. O da şeyin girişimleri üzerine artık mecbur kalıyorlar da veriyorlar. Ya yoksa kendileri değil. Ne kadar bakınız yani bir insana asitle işkence etmek insanlık suçu değil midir? Buyurun. Devlet terörü işte. İlk 1789 Fransız ihtilalinde literatüre giren bir kavramdır. Fransa'dır. Devlet terörü. Devletin yaptığı terör. İşte görüyorsunuz Belçika'da bundan nasibini almış. Ve yapıyorlar. Yıllarca Afrika'yı sömürmüyorlar mı? Hala daha sömürmüyorlar mı? Afrika'da huzur geldi mi? Kan ve gözyaşından başka nasıl hatırlıyoruz biz Afrika'yı şu an bile? Değil mi? İşte nedir? Nereye girseler bunlar? İster Orta Doğu, işte Orta Doğu'da huzur, barış var mı? Yani eğer bulabilseler dünyanın tamamını, kendi dışındaki her yeri sömürüp kan ve gözyaşı içerisinde boğmazlar mı? Yani Avrupa dediğiniz bu. Ha teknoloji var mı? Var. Çok çalışıyorlar. Biz de çok çalışmalıyız. Ama medeniyet mi? Hayır. Medeniyet ayrı bir şeydir. Peki. Yani bu, son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu sosyal medya yasası geç bile kaldı. Bakınız bir örnek vereceğim, bir bilgi vereceğim. Bugün sadece İstanbul'da sosyal medya üzerinden tetikçilik yapmak üzere yabancı istihbarat servislerine bağlı olarak çalışan 10 binin üzerinde adam var. İnsan var. Adam demeyeyim, insan var. Para karşılığı çalışıyorlar. Gerçi bunların sayısı 30 milyon mesajın da Türkiye'de bunların sayısı değişebilir, dönüşebilir. Bakınız ama peki. Türkiye'de artık günümüzde harbin karakteri konvansiyonelden algısal bir boyuta taşınmıştır. Algıyla toplumlar belli bir yere getirilir ve algıyla işte insanlar yönetilir. Bunu Türkiye'de pek çok defa tecrübe etmiş durumdayız. Son cümle şunu söyleyeyim. Artık yalan söyleyenler kolay kolay yani yalan söylerken birkaç kere daha düşünmek zorunda kalacaklar. Yalan söyleyenler korksun, diğer kimsenin korkmasına da gerek yok. Peki. Bu görüntüye ek bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ya sadece bunu tartışmıyoruz. Bu tarihte Fransa, Cezayir bunlar üzerinden bir sürü sömürü deneyimi var. Bugünlerde İngiltere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile biliyorsunuz bir ihtilaf halinde. AİHM'e bu İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndermesi kararı ile ilgili oradaki sığınmacılardan bir tanesinin avukatı başvuru yapıyor. AİHM diyor ki sen bunu uçağa binip gönderemezsin. Buna rağmen İngiltere diyor ki AİHM kararını tanımıyor. Böyle bir insani bir mesele de yani. Ama Türkiye 2002'den bu yana özellikle bu 2005'teki Afrika yılı ilan edilme meselesinden sonra bugün Türk Hava Yolları'na bakın. Yani elçiliklere 40'ın üzerindeki elçiliklerin açılmasına paralel olarak önemli noktaların dışında böyle yereldeki noktalara bile uçuyor. Bu bir perspektiftir. Tabii. Peki. Şimdi söyleyeceğiniz şey yoksa bu 3 dakikam kaldı buyurun. 1 dakikasını doldurayım. Peki. Bu konuyla ilgili olduğu için. Şimdi bir cümle konuşalım istiyorum. İki husus önemli hususa bir cümlede ben ekleyeceğim. Şimdi şöyle. Son zamanlarda şu son derece yaygın. Bak Almanya'da devlet bu kadar veriyor. İşte Fransa'da ama şöyleymiş. Hı-hı. İşte İngiltere'de de böyleymiş. Çoğu da yalan içeriyor ama hı-hı. Hadi bir varsayalım doğru. Bakın. Batının zenginliğinin altında yatan en önemli hususlardan bir tanesi bir, sömürü düzenidir. Avrupa'dan, Afrika'dan, Güney Amerika'dan bütün kaynaklar batıya 200 yıl boyunca akmıştır, akmaya hala devam ediyor. Bir örnek vereyim. 56 santrali var nükleer Fransa'nın. Evet. Uranyumunun 3'te 2'si Nijer'den gelir. Nijer karanlıklar içerisinde kalmış, fakru zaruret içerisinde yaşayan bir ülkedir. Vermiş olduğu uranyumla bütün Paris ışıl ışıldır. Tamam mı? Koy bir tarafa. Ekber evlat yasaları çıkarttılar. Yani büyük olan evlat malın tamamına sahip olsun. Zorla uyguladılar. Yetmedi. 1700'lü yıllardan sonra gemilerin içerisine Togo'dan tutun Gine'ye kadar bütün Afrika'dan insanları adeta hayvan taşınmasından daha ağır şartlar içerisinde Virginia'daki çiftliklerine taşıdılar. Fransız sömürgelerine taşıdılar. Belçika'da kakao tarlalarında çalışmakta sıkıntı olan çocukların bileklerini kestiler.
Afrika'dan geçtiler Güney Amerika'ya. İnka'nın, Aztek'in bütün medeniyetlerini ve altınlarını konkistatörler aldılar, taşıdılar. İspanya ve Portekiz aracılığıyla Avrupa'ya yığdılar. Şimdi bu kadar büyük kümülatif bir servet birikimini sömürgeler üzerine ve hala devam ettiriyorsunuz bu sömürgelerle ilgili hususu ve kölelik düzeni üzerine, ekber evlat yasaları üzerine ve Eray Güçler'in dediği gibi endüstri devrimiyle birlikte teknolojiyi de koydular. Şimdi sen bunların hiçbirisini yaşamamış bir milletin evladı olarak Sevr'den çıkıp gelmişsin, Mondros'tan çıkıp gelmişsin, Balkan bozgunundan çıkıp gelmişsin, Kafkas bozgunundan çıkıp gelmiş buraya birçok Kafkasya'dan yaşayan Çerkes kardeşlerimiz dahil olmak üzere. Şimdi diyorsun ki iğne üretemeyen bir cumhuriyet kurmuşsun 1923 yılında. 1923 yılından bu yana canını dişine takmışsın. Tuğla üstüne tuğla koyarak gidiyorsun. Birileri göbeğini kaşıyan adam olarak çıkıyor, diyor ki ama Almanya'da böyle, Fransa'da böyle. E bak bakalım, Fransa'nın bugüne gelişine kadar ki geçirdiği serüveni bir bil. Siyah deri, beyaz maske. Beyaz maske tabii ki. Yani siyah deri, beyaz maskede Frank Fanon durumu öyle güzel izah eder ki, bu da kitap tavsiyemiz olsun bu akşam bizi dinleyenlere. Çok kitap tavsiye ettik hocam. Evet, güzel. Eyvallah. Peki, bir dakikam kaldı ama Prens Selman'ın Ankara'ya gelişi için de kısacık bir değerlendirme alıp kapatalım. Ben çok konuştum, ben hocama devrettim hakkımı. O zaman Eray Bey'e kaldı top. Ya tabii ki şimdi kuzeyimizde ciddi bir kriz var. Bu kriz daha büyük küresel hareketlenmelerinde ayak sesleri. Bu burada kalmayacak. Ama Türkiye gerçekten çok akıllı bir politikayla, bakınız batımızda Yunanistan üzerinden Amerika'yı dengeleyebiliyor. Ve en önemlisi güneyimizdeki jeopolitik ve siyasal oluşumu lehimize çevirecek çok önemli adımlar atıyor. Peki. Yani dolayısıyla hakikaten Türk dış politikasını ve Türk devlet aklını burada kutluyorum efendim. Masada ne vardı, veda vakti geldi efendim. Tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım iki saatiniz bize ayırdınız. O kıymetli vaktinizi iyi değerlendirebilmişsinizdir. Bir başka yayında görüşmek üzere, haftaya pazartesi burada olacağız. Hoşçakalın.